Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sesimizi kontrol edelim. Ses geliyor mu efendim? Merhabalar. Oh, Bahtiyar abimize geldi. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçen yayın bizim için biraz zor oldu. Dur kalk gittik, internetin azizliğine uğradık. Ama hepinize gerçekten gönül dolusu teşekkür ediyorum. Bu yayınların başından beri beni yalnız bırakmadığınız gibi. Bahtiyar abi, özellikle sen, çok sağ ol, var ol. Bizim cenahtan en sadık insanlardan bir tanesisin. Zaten 3-5 kişi var. Geçen yayın bizim için gerçekten bir test oldu. Hem yayınımızın amacı için test oldu, hem de buradaki seyirci profili için. Evet evet, Emre Kınay var, birazdan gelecek. Bir sürü aksiliğe rağmen gerçekten bırakmadınız yayını, benimle birlikte oldunuz. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Yayının mantığını da sanırım burada kemik izleyici dediğimiz insanlar anlamışlar. Biz her zaman şeyi söylüyoruz tiyatroda. Gelen 100 kişiden bir kişi bile anlasa bizim için oyun görevini yapmıştır, başarılı olmuştur diyoruz. Bu yayın içinde kendim için bunu söylemek istiyorum. Gerçekten hani ünlü, ünsüz, tanıdık, tanımadık, kimseyi ayırt etmeden gerçekten burada destek oluyorsunuz. Bunun için hepinize bir kere daha teşekkür ediyorum. Hepinize gerçekten minnettarım. Tişörtten yollar mıyım? Yani olsa dükkan sizin. Şöyle bir durum var. Tişörtle ilgili de çok böyle soru soruyorlar. Tişörtler benim kendi tişörtlerim. Her yayın yeni bir tişört giymeye çalışıyorum. Bunu da bana Küba'dan sevgili Mesut'a teyzem yollamıştı. Yayına destek olmak istiyorsanız siz de tişört yollarsanız çok sevinirim. Yani ben çizgi roman ve film hastasıyım, biliyorsunuz. Ve böyle özel figürleri de taşımaktan gurur duyuyorum. Onun dışında yayınları YouTube'a yüklüyorum, biliyorsunuz. YouTube'dan da 5 kuruş para kazanmıyorum. Orada yayınların tekrarını izleyebilirsiniz. Ve küçük bir abone ol tuşu var. Ona da tıklarsanız sevinirim. O şu yüzden önemli. Eğer ilerleyen günlerde, yani ilerleyen günlerde derken pandemi sonrasında yine bu yayınları devam ettirirsek, belki haftada bir daha geniş konseptli bir şey olabilir. Onu devam ettirirsek YouTube abone sayısına bakıyor ki canlı yayın ya da işte program yapabilelim diye. Bilgili bir tek dost, bilgisiz bir kalabalıktan daha önemli olmalı sizin için. Shakespeare demiş. Çok teşekkür ederim Bahtiyar abi. Emre Kınay geldiyse başlayalım derim ben. Kendisi burada mı acaba? Emre'cim, geldiysen bir ses eder misin? Şu an kendisini göremiyorum. Muhtemelen sahne kostümünü falan hazırlıyor diye düşünmek istiyorum. Yine bugün program formatımız yine aynı olacak. Önce Emre ile muhabbet edeceğiz. Sonra kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra soru cevap bölümü yapacağız. Sonra tekrar devam edeceğiz. Şarkıyı Emre Kınay söylüyordu bu arada. Yazanlar var. Yok, beden X-Large. yani dar kesimlerde X-Large giyiyorum. Böyle bol kesimse Large. Geldi mi Emre? Hemen alalım o zaman. Geldi geldi diyorsunuz. Ben niye kendisini göremiyorum? Evet. Çok izleyen var. Arada kaçmış olabilir. Emre, sen bir bana bir oradan bir merhaba falan filan yazarsan seni bulmam daha kolay olacak. Burada mısın? Her şeyi konuşacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Yeditepe İstanbul konuşacağız. Tiyatroyu konuşacağız. Hayatı konuşacağız. Eskileri konuşacağız. Bizim yayını takip edenler biliyorlar zaten. Muhabbetin neresinden gelirse, neresine denk gelirsek diye. Eyvallah, tabii ki. Cats, anladım ben. Dört dedenin sohbetine katılmış. Onlar da çok keyiflilerdir. Biraz kilo aldık, evet. Bu pandemide biraz kilo aldık maalesef. Çok teşekkür ederim tişört için.
Emre'cim geldiysen bir ses eder misin? Yani Emre Öztürk değil. Emre hep burada zaten. O benim sadık izleyicilerimden bir tanesi. Çok da şahane bir insan. Emre Kınay'dan bahsediyoruz. Bahtiyar abi sen bir arasana şu Emre'yi. Bahtiyar abi Emre'yi ara da de ki oğlum yayında bekliyoruz seni neredesin de. Yok valla Emre Kınay'ı göremiyorum arkadaşlar ben. Henüz gelmedi. Sen geçerken sahilden sessizce gemiler. Korkuyor mu acaba? Bence katılmaz. Elbette ki Orhan Atasoy'un yerini hiç kimse tutmaz arkadaşlar bu şarkıda. Hani Teoman da söyledi. Evet başka yayınlara da gitmiş olabilir. Bizim biliyorsunuz yayınların klasiği. Ya konuklarımız başka yayınlara gidiyorlar ya kendileri yayın açıyorlar. Evet onu bir check edebilir miyiz? Ya dur bakalım ben bir check edeyim. Gerçekten doğru söylüyorsun. Emre kendine yayın da açmış olabilir. Herhalde o kadar da değildir ya diye düşünüyorum. O zaman şöyle yapacağız. Biz Emre'yi arayacağız. Yapacak bir şey yok yani. Bu artık yayın klasiği haline geldi. Kusurumuza bakmayın derken şimdi Emre. Evet evet ben de başlasın diye. Ben arıyorum zaten. Umarım yakalayacağız kendisini. Şu an çalıyor ama açmıyor. Olabilir belki internetle ilgili bir sorun vardır. Belki başka bir şey var. Yok unutmaz. Çünkü unutsaydı bugün story paylaştı. Yani yayından önce işte bak konuşmadığımızın bir ispatı size. Ben sadece işte story'yi paylaştığını gördüm. Yani yayının story'sini paylaştığını gördüm. Onun dışında... olur hadi. Bahtiyar abi senden rica edeceğim. Ben buradan internet üzerinden ulaşamıyorum Emre'ye. Evet varsa ben sorularınızı cevaplayayım. Buradaymış. Abi neredesin ya? Ya oh, millet ya. Tiyatroya 3 dakika geç gelse arıza çıkartmışsın. 8 dakikadır bekliyoruz arkadaşım. Doktor benimle alakası yok ki. Tiyatroda ben başlatıyorum. Burası internet. Tiyatroyu isteyebilir miyim ya yine de? Bir şey. Duyuyor musunuz beni? Geliyor mu sesim? Ben duyuyorum. Rahat duyuyorum. Tiyatro beni arıyor öbür taraftan. Kim? Bahtiyar da beni arıyor öbür taraftan. Tamam. Eyvallah. Hayırdır? Bakayım. Ne oldu? Şöyle. Yo internet abi internet yani bu kabus bizde şu anda. Şimdi Emre'cim hoş geldin sefa getirdi o mevzuyu geçeceğiz de biz bir saattir senden gemileri dinliyoruz burada. Gemileri mi dinledi? Vay güzel. Senin yokluğunda dur alttan vereyim ben sana. Genç bir çocuk varmış akustikhanede çıktı. yeni abi. Yeni. Ya şundan bağlanayım dedim en son. Bir saattir bunu. Yuh reklam da soktu adamı araya ya. Apple'ın reklamı. Tamam kapat onu ya. Apple'ın reklamı artık olmaz artık. Ne oldu? Apple al. Yürümüş zaten. Usta şimdi yayın formatımız şu. Biz yani gelene soruyorum ben. Genelde alttan yorumlar geçiyor. Onlar bazen konukların kafasını karıştırıyor. Bazen de bu donmalar, takılmalar vesaireler oluyor. İstersen yorumları kapatıp ne yaptın ya? Yok bir şey yok. Işığı değiştirdim biraz. İstersen yorumları kapatıp muhabbet edip sonra açıp soru cevap bölümüne geçebiliriz. Yani izleyenleri sana soruları olabilir. Yok ben takılmam diyorsan alttan yazılar aksın. Hiç takılmam doktor ben.
Ne diyorsun? Hiç takılmam, sinek öldürüyorum şu anda. Bak, Kadıköy Belediyesi'ne niye aday olduğumu hatırladım şu anda. Sivrisinek oğlum, at gibi. Okey. O zaman ben hemen yayın formatımıza geçmek De. istiyorum seninle. Önce bir hazırlık yapmam lazım. Saçlarımı şöyle at kuyruğu yapayım. Çok Sonra havalı. kırmızı çizgimi çekmek istiyorum. Kırmızı sorularım olacak sana. Şaka. Oğlum, bu aralara bir de kırmızı sorular soruyorlar. Ben de seksi bir Aa. şey zannediyordum. Meğer bayağı kazıkmış. Evet, 41 kere maşallah diyerek 41 sorulu yayınımızı açıyorum. Sevgili Emre Kınay, Hoş bulduk. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi baba. Önce sen nasıl gidiyor? Yani sadece şey, evdeki hayat, korona. Kısaca Hiç böyle iyi bir özet verip gitmiyor işte ondan ya. sonra devam et. Koronada bir arkadaşlarımın içinde hem doktorlar hem avukatlar var. Bu koronadan nasıl çıkarız dedim. O da ya çok çocukla ya boşanarak dedi. onlar da. O yüzden bizimki orta hallisinde gidiyor yani, hani ben hani çocuk doğuracak halim yok. Evli de değilim, boşanamam, ama hani çocuk artacağını söylüyor. Mesela Murat Emanetoğlu var benim arkadaşım. Oh, çayım da. Teşekkür ediyorum. Duru mu getirdi? Evet, Duru getirdi. İlerleyen zamanlarda onu da aramızda görmek Yasak, isteriz. onu görmek yasak. O Ne demek istemiyor. yasak ya? Kamera sevmiyor. Bir merhaba da mı demez? Der sonra belki. Niye demeyeceksin? Ha, onu diyoruz Sen değil mi? normal zamanlarda ararsın. Normal zamanda aradığında söylersin. Tamam, Evet. peki. Ya usta Evdeyiz şimdi... yani doktor. Allah'tan balkonumuz var. Balkonu olmayana çok Allah sabır versin gerçekten. Kesinlikle. Ya şimdi böyle insanlar çok okumuyorlar. Genelde hani mesela hani röportajlar yapılıyor. İşte buradan hani böyle spot cümleler çekiliyor falan filan. Ve işte oradaki cümleleri mesela kafalarına kazıyorlar ve işte oyuncular ya da işte sanatçılar onların kafasında öyle kalıyor. Aslında hani röportajın içeriğini tam okumuyorlar. Bugünlerde de işte son zamanlarda işte hani uzun yayınlar seyredilmiyor, uzun yazılar okunmuyor falan filan. Benim bunu yapmadaki amacım da şu, onların hani basından ya da televizyon ekranından tanıdıklarını biraz daha onlara farklı göstermek. Bir de o kişilerin hani daha rahat konuşabildikleri, işte süreyle sınırlı olmadığı ya da akıllarından ne geçiyorsa kendilerini ifade edecekleri bir platform olsun. Biz de böyle ev ortamında muhabbet edelim yani. Süper. Hikayemiz budur yani. İlk önce şeyi sorayım. Yani sen koronadan dem vurdun da. Bir de şimdi tabii ki sana da şeyde de güveniyorum. Abi benim bu şey gidiyor. Görüntüm kararıyor. Şimdi sen böyle iyi kötü doğru ya da yanlış hani kafandakini dan diye söyleyen adamlardan bir tanesisin yani. Tamam. Hani onun sonucunu bazen çok düşünmüyorsun, bazen düşünüyorsun falan filan neyse. Ama hani bir dobralık kısmı var. Şimdi bugünlerde de bu korona yüzünden geçinemiyoruz diyen şarkıcı tayfası var. Tamam mı? Hani ortalığı böyle inlettiler. Ki onların sermayeleri sadece sesleri. Sen de neticede işte bizim işte Şevket'le de geçen gün konuştuk. Sen de bir tiyatro sahibisin ve senin de yanında çalışanların var. Tiyatronun giderleri var, kiraları var, vergileri var, elektriği var, stopajı var vesaire vesaire. Önce hani bu konuda ne düşünüyorsun ya da hani tiyatronun durumu nedir? Oradan başlayalım. Bir de tabii bunun özelinde en önemlisi halk var. Yani son derece ekonomik krizde olan, uzun zamandır ekonomik krizde olan bir halk var ve bunun karşısına çıkan medya ünlüleri ya da şarkıcılar var ve işte korona bir an önce bitsin, açız, ölüyoruz diyorlar. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Bu kırmızı Oğlum, yaklaşık 3 paragraflık soru sordun. 5 Evet. tane konu var başlık. Hangi birine cevap Ya vereceğim? işte hangisini seçersen seç ya, ne yapayım? Yani sonuçta müzisyen arkadaşlarıma da katılıyorum tabii yani. Ne oluyor be? Müzisyen arkadaşlarıma da katılıyorum. Onlar da
Haklılar. Yani öldük bittiklik bir durumları yok onların Allah'a şükür. Yani dünyalıklarını çoğu yapmış durumdalar. Özellikle hani Tarkan hadise falan söylüyorsa bunu haksızlık ederler. Yok, onlar söylemiyor. Ha, onlar söylemiyorlardır da hani. Tarkan söylemiyor ama hadise koronadan önce mesela şeyi söylüyordu. Nedir? Yani aylık gelirinin 2700 lira olduğunu ve bu yüzden de hani vergisini Ya çok... bırak vallahi mı? Allah canım alsın böyle. Nasıl yani? Dur bir daha söyle. Baya yani şey dedi işte, hani Bana vergi ne kadar az kaçırıyorsunuz veriyormuş. falan dediler. Sonra bir inceleniyor ki işte aylık geliri 2700 lira olarak çıkıyor hadise. Ya yok ya yanlış biliyorsundur öyle şey olur mu ya? Vallahi mı? Ya ciddi söylüyoruz abi yani. Var orada bir hata var. Sıfırı yanlış yazmışlardır. Yani sıfırda hata vardır. En azından yani kimse de hata yoksa sıfırda hata vardır. Kaç sıfırda hata vardır Sıfır peki? hata. Bizde sıfır hata. Emrah tahrik ediyorsun beni. Bak oraya kim geldi aşağıda benim. Allah Allah kimler kimdi? Candan geldi. Candan gülme geberteceğim. Yani tabii ki hayat çok başka bir hale geldi. Kimsenin aklına gelmeyen şeyler oldu. Tabii biz öyle deli paralar kazanmayacaktık ama yaz turnelerine kıran Nurhan, ben gelin. şarkıcı dedim. Bu arkadaş müzisyen dedi. Kim dedi? Nurhan Özenen diyor ki onlara diyor şarkıcı diyelim, müzisyen demeyelim diyor da. Evet ben öyle dedim ya şarkıcı öyle O bizde. Şevket Çoruk geldi, izleyin ulan diye. Oğlum keşke üçe bölemiyor muyuz yakın Şevket Yok, de gelse. olsa Aa, mis gibi. kardeşim benim. Ya ne diyeceğim hani bir şey de söylenemez ki ne söyleyeyim yani öyle bombok durumdayız yani Türkçesi hepimiz memleketçe bombok durumda işte en kötüsü işçi sınıfı bombok durumda yani çocuklar eve götürecek ekmek bulamıyorlar hani ne yapabiliyorsun hiçbir şey yapamıyorum yani hiçbirimiz de bir şey sen de bir şey yapamıyorsun ben de bir şey yapamıyorum hiçbirimiz bir şey yapamıyoruz yapacak bir şey yok bundan sonra Hayır, bir de hayat ama sizin sorumluluğunuzda insanlar var ya, o yüzden diyorum sizin için daha da zor. yani var tabii ama biz 16 kişiydik mesela. Yani ona oyuncular hariç 16 küsur kişiydik. 16 kişiyi de ücretsiz izne göndermek zorunda kaldık. Dolayısıyla Bahtiyar İban istemiş. Hadise'nin İban'ını istiyor. Tövbe estağfurullah. Ya oğlum niye beni tahrik ediyorsunuz ya? Şurada insan gibi konuşmaya çalışıyorum. Konuş Allah işte. Allah. Bak yemin ediyorum hemen Jülide Çelik olurum. Hemen Vallahi Jülide Çelik. tamam. Ateş ulan Jülide. Yalnız nasıl fırça attı sana ya? Burası benim. Baya burada soruları ben sorarım dedi. Burada soruları ben sorarım dedi. Evet, sorduğu sorular o da ayrı bir konu. Konuşuruz Ben ben şeyi onu. soracaktım da onu hadi yeri gelmişken sorayım. Sor. Hiç aşk yaranız var mı? Varsa nerenizde gösterir misiniz? Oğlum öyle sormadı ya. Yani Öyle bir ama şey sordu. benzerdi. Yani Çok da yaralarınız var mı? Var mı? var işte biz maalesef böyle vallahi billahi yani ben aslında bak hep diyorum ki katılmayacağım katılmayacağım sonra araya bu hatırlı dostlar var ya gerçek ha hatırlı dostlar giriyor araya Evet. hatırlı dostlar yüzünden gidiyorum bir televizyon programına sonra televizyon programında yayınlanana kadar ulan ben ne dedim niye gaza geldim niye cevap veriyorsun be salak diye. Kendi kendime evde kendimi yiyorum yani yani hakikaten laf altında kalmam. Sen onu bilirsin yani. Biliyorum. Ben laf altında kalmam. Öyle beni zor duruma düşürecek falan da biliyorum. Ben her şeyi net olarak söylerim yani. Hiç öyle bir sakladığım bir bok yok. Gizlediğim bir şey yok. Gayet herkes gibi yaşıyorum yani. Rakımı içiyorum. Keyfimi yapıyorum. İbadet tarafım zayıftır biliyorsun. Ramazan'da rakı dedi. Ondan sonra ama yani sonuç itibariyle de düşündüğünde bu memlekette çok fazla sıkıntıda insan var gerçekten. Bak bugün mesela politika yapmıyorum, siyaset de yapmıyorum ama hayatında köprü direği açan kaç devlet başkanı vardır? Biz bugün köprü direği açtık ya. Dördüncü direğin açılışı vardı. Ya Dördüncü. ben bugün Anladın şey mı? gördüm. Anladım mı? Gördün mü bugün? Yani Ya köprü bugün direğinden muhalefete ziyade. fırça atmak için köprü direği açtılar oğlum bugün. Yani, yani olacak iş değil yani. Hakikaten ne diyeceğim? Bu ülke bak, komedi filmi olarak yapsam mevzu bitmez. Ama mizahı bu kadar az olan acıklı bir haldeyiz. Olacak bir şey yok yani. Ne olacak? Bir Köprü de direği. bazı şeyler, şimdi bak bunlar mizah, bazı şeyler de gerçekten hani insanlıktan nasibini almamış şekilde devam ediyor. Bugün gördüğüm bir şey vardı.
bir koli koymuşlar usta. He. Bir fakir birinin kapısının önüne koli koymuşlar ve hangi belediye olduğunu bilmiyorum. 8 tane belediye çalışanı oradalar ve o kutuyu o fakir vatandaşımıza veriyorlar. Yani bu yani gerçekten yani insanlıktan çıktığımızın resimlerinden bir tanesi. Bak, konu komşuyu çağırsınlar, 300'ü geçsin, çok önemli şeyler söyleyeceğim. Şu anda 269 seyircimiz var. 300'ü Bırak takılma geçtiğinde ya. İşin gücü renk olur. hayır 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 ben kendime şey koyuyorum böyle, hani bunu bu sayıdan sonra söyleyeceğim, bu sayıya kadar bunu söyleyeceğim falan diye. Yani bu ülkenin hakikaten böyle görgüsüz, yani aşk da gizli, ibadet de bize ait diyeyim. Bilen var mıdır bilmem. Aşk da gizli, ibadet de. İbadet. Devletin. Şevket karış, kaşınma hayvan. Bak sen bilmiyorsun. Bak Şevket bizim yayınlarımızın kadrolu trolüdür. Kim gelirse gelsin, özellikle böyle Geliyor yakın olduğu değil mi insanlara yani program yaptırmaz. O yüzden ben hemen? sana dedim takılma yani. Ben de yayında olduğumu unutup böyle aramızda konuşur gibi E konuşuyorum böyle. öyle zaten yayın öyleydi. Yani bu arada hakikaten Bahtiyar aşağıda, Şevket orada, böyle hayatımızın beraber yaşlandık anasını satayım. Ne diyordum lan ben? Bir şey diyordum. Kafamı karıştırdı Şevket. Soyunurum Görgüsüzlük. oğlum. Sen iste sana da Görgüsüzlük. soyunurum. Görgüsüz. Ben soyundum da Ya. o yüzden o bana taş atıyor. Sen soyundun mu? Nerede Tabii. soyundun? Burada soyundum. Nerede? Günay'la program yapıyorduk abi biz. Ondan sonra. Herkes bana diyor ki haftalarda bir şey Şevket Çoruh al şey al, ya anlatıyorum arkadaşlar diyorum hani Şevket hani ben kimseye şey yapmam hani Şevket gelirse gelir gelirse gelir falan filan bilmem ne neyse Günay'la yayın bitiyordu. Günay da oradan yardırdı. Gel lan dedi tamam ben çıkıyorum yayından dedi sen gireceksin dedi falan tamam mı? Ondan sonra bu da yazdı oradan. Dedi gelirim bir şartla soyunursan dedi. Tamam dedim gel. Geldi yayına aldım ben bunu. Tişörtü çıkarttım abi. Al dedim soyundum ne var? Giydim. O da dedi ki ben de yayına katılacağıma söz vermişim. Katıldım dedi. Çat kamerayı kapattı. Gerçi 2 gün sonra da yayına katıldı yani. Kamerayı mı kapattı? Tabii. Ben de söz verdim dedi. Katılacağıma dedi. Teşekkür ederim. Sözün nereymişsin kardeşim dedim. Çat. Challenge başlatıyorum. Şevket soyunursa ben de soyunurum. Şevket hayatta soyunmaz Neden Şevket soyunmasın? En içimizde soyunduğunda en dikkat çekecek insan o. Şu adamın Dur memuriyetini oğlum, adam gibi bir şey soruyordun, soru soruyordun, cevap oğlum veriyordun. sen anlatıyordun görgüsüzlük dedin oradan Ha, sen olsun, yardım sen sandığını oradan söyle. Bahtiyar abiye yükleniyorsun Şevket. Ya dur, alttakileri okumamam lazım bir süre. Yani var işte böyle görgüsüz millet. Sadece bu ama şeyde değil ha. Sanmayın ki yani bu aman AKP'liler yapıyorlar bilmem. Bizim Yok CHP'liler de canım. söndürüyor. Anasını satayım. Şey versin, kaşe vursalar altına sayın falancamızın katkılarıyla falan, sayın başkanım diye. Anasını satayım ya. Zannedersin yani imkanları böyle, hangi parti iktidara geliyorsa belediyenin başına, o parti darphaneyi de alıyor. Benim için de durmadan para basıyor. Yani öyle saçma sapan biz. Ya biz diyor işte yardım yapacağız bir tanesi. Arkadaşlar gerçekten bu konunun haber bile olmaması lazım yani. Buradaki vatandaşlara söylüyorum. Haber bile olmaması lazım. Bak Ekrem'i sevenlere de söylüyorum. Yani sayın işte bu kadar insana, ya sana bir şey söyleyeyim mi? Sert olacak biraz ama. Televizyona Söyle. reklam vermiş İstanbul Belediyesi. Şu kadar paket dağıttık, bu kadar yardım yaptık, bu kadar bilmem ne yaptık, bu kadar yardımlaşmadan bu insanın faturasını kapattı. Televizyona reklam. Ulan televizyona Bak görüyorum, hadi okuma bana orayı. Okuma sen gidersin. Sen. Havada televizyona yakar o. reklam veriyorsun. Bir televizyona reklam, bak minimum saniyesi belediyeye daha indirimli olabilir. Bize hatırlıyorum. 10 saniyesi mi 4 saniyesi mi ne, 40 milyon liraydı. 40 bin lira yani. Vermişsin en az 25 saniye. Nereden baksan 200. Toplam o reklamı yayınlamak için 2 milyon lira para ödediniz. Hadi 1 milyon para ödeyin. Bu arada 300'ü geçtik. Söyleyeceğini söyle istersen. Ha, 1 milyonu söylüyorum şimdi. 1 milyonu geçtik. 2 milyonu geldik o paraları harcamada. Ya 2 milyonu da vatandaşa darın. Yapmayın o televizyon reklamını. Zaten o insanlar, o yardımlar, destekler gidince, bir de isminiz gizli olunca
Yani İstanbul Belediyesi'nden gelmiş olması önemli. Yapmayın televizyon reklamı mesela. Antipatik oluyorsunuz. Yapmayın. Eleştirdiklerinize benzemeyin. Bas bas bunu söylüyorum. Bas bas bunu söylüyorum. Eleştirdiğiniz insanlara benzemeyin. Yapacak yani çok çok da üzülüyorum. Ne diyeyim yani? Ya aileler ya bir de yardım kültürü nerede var dünyada ya? Ya İspanya'ya maske gönderip yardım eden, İngiltere'ye yardım eden insan tutup da kendi ülkesinde yani biz gariban mıyız abi? Bu millet ya işte ne diyeyim? Ciddi şeyler konuşmuyorum, komik şeyler konuşalım. Şarjım Tamam o bitiyor mu zaman. benim? Bir dakika dur. Ne şarjım mı bitiyor? Evet ya şarjım %11 kalmış. Dur, iki Nedir dakika ya? dursana. Dur Bitti iki dakika bitti. dur. Tamam duruyorum. Şevket'in yorumları. Şevket ben yokken bir yapıştır şuraya gelince cevap Hayır veririm. diyor ki Ne diyor? Emre soyunsun diyor. Ben de geliyorum diyor. Tamam anasını satayım. Dur az kaldı bekle. Şevket soyunca. Hayır bir de diyor ki ben gidiyorum sen Şevket'i al diyor yayına. Nasıl alacağım ki şimdi? Kapatması lazım. Bahtiyar abi çok iyi. Şevket hakikaten 1.000 kişi olunca soyunur mu ya? Emre. Arkadaşlar yüklenin o zaman. Vallahi yüklenin. Bu arada benim iPad'de de sürekli karanlık oluyor. Niye oluyor arkadaşlar bunu bilen var mı? 3 dakika bir hareket yapmayınca karanlık oluyor bu. iPad sürekli ekranda okunmak zorunda. Da yeni geldi. Hayır. Ne yapıyor oğlum? Bu komşularla mı konuşuyor? Evet. Bak şarjı bitiyor şu anda. Umberto. Şevket yüklenirse yarım saate kadar soyunur. Şevket kesin bilgi mi? 1.000 kişi olunca soyunuyor mu Emre? Uygar yazın Twitter'a. Emre Kınay 1.000 Gitti. Şevko alayım mı seni 2 dakikalığına? Belki söylemek istediklerim vardır. Emre duyar. Aa, geldi Emre. Kesin bilgi. Özür Oğlum dilerim Emre'yi ya. Olmuş anasını satayım. Vallahi anlamadım ne olduğunu. bir soru var. Yılmaz Erdoğan'ın son şiir kitabını soruyorlar sana. Yılmaz Erdoğan son şu kitabını mı? İlkini okumadım ki. Son şiir kitabını sordu Bahtiyar Engin. Ne diye sormuş? Ya Ne? öyle diyor. Emre Kınay'a sorar mısın Yılmaz Erdoğan'ın son şiir kitabını diyor. Okumadım arkadaş. Şu Özür dilerim. anda da galiba Twitter'da bir kampanya başlattı Şevket. 1.000 kişi olursa yayında Emre Kınay soyunacak diye. Gerçekten. Kırmızıyı koyuyorum. Şevket Twitter'a mı başlattı? Hasta mı bu be? Oğlum ne yapıyorsun lan? Adam bu konuda çok ısrarcı. Vallahi ama. Delirdi vallahi. Neyse abi biz bu politik hikayelerden biraz sıyrılalım. Sıyrıl sen yönlendir oğlum. Soruyu Tamam o zaman ben kamerama yönlendireyim. basma işte. İşte ben soruyorum oradan oraya gidiyorsun sen de aklında var. Geçen Erkan abi geldi. Dur bir Biraz tane şeyi düğme konu. açayım da işlerine gelsin şeyi. Hadi Aa! 300-350'ye kadar bu kadar. Şöyle bak. İlk düğmeyi 350'ye astı. kadar bu. 350'den sonrasına bakacağız. Devam. 1.000 olduğunda 350 soyunurum. Eyvallah. Şeyi konuştuk abi usta. Baruthane'nin nasıl tiyatro binasına dönüştüğünü, Bakırköy Şehir Tiyatrosu'nu, işte 3. ödenekli tiyatro. Ve işte orada ustaları da yad ettik. İşte Taner Barlas, Müşfik Kenter, Zeliha Berksoy. Benim orada seyrettiğim oyunlar söyleyeyim ben sana. Of! Ama sen moderatörü de şey yapıyorsun, yoldan çıkartıyorsun. Şevket'e yürüyorum aşağıdan. Moderatör, sen de gömlek giy, gömlek bu daha kolay. Şimdi Barış'ı seyrettim ben orada. Sofokles'in Antigone'sini seyrettim. Ayyar Hamza'yı,
Sınırı seyrettim ama Sınırı sen mi yönetmiştin? Yanlış mı Evet, hatırlıyorum? ben yönettim. Değil mi? Sen yönetmiştin. Ben Ve bir de ne vardı abi? Bu, lan neydi? Rumuz. Rumuz Goncagül. Evet. Onu Onu ben biliyorsun. yönetmedim. Onu da oynadım sadece. Onu da Benim oynadım. onlar benim seyrettiğim oyunlar. Çünkü biliyorsun benim ev çok yakın olduğu için Bakırköy'den Evet, oraya. evet. Git gel yapıyorduk. Bir de şöyle bir şey var. Sen 94'te mezun olduğunda ben konservatuvara yeni girmiştim. Şeye. Ama oraları konuşacağız zaten. Simyacı provalarına gelmemi falan filan da. Şevket Erkan Bey, abiye sizi de sor. çıkaracağım üstü, rahat ol. Şevket aşağıdan trollüyor bizi de. Tabii Şev tabii. 500 yap Şevket, sayıyı çıkaracağım üstü. Odri meydan. 500 kişiye ol. Oo. 500 kişi olduğunu gömleği çıkarıyorum. Şevket Hadi. Çoruh. Bak Emre Kınay diyor ki yayında 500 kişi olursa gömleği çıkartacağım. Bundan sonrası sende. Sonra Kültür Bakanı yayına bağlanırsa şort pant şeyi çıkarıp şortta da kalabilirim. Yani. O zaman ben çıkarım yayından zaten. Kültür Bakanı ile beraber yaparsınız. Aha. Neyse bak ben sana da 299 şey çok yapayım. pardon. Ben bekliyorum şu anda. Aşağıya geçmeden önce yukarıya 500 lazım. Yani 150 kişi kaldı. O zaman ben hiç Devam. muhabbet etmiyorum. Buradan devam edelim. 500 Tabii kişi var. tabii. Sen bak, şu anda sayı artıyor. 309, 310 yürü sen buradan. Devam. Erkan abiye şeyi sordum. Dedim ki Bakırköy şehir tiyatroları Aha. kurulurken oradaki hedef neydi abi ve sonucu nereye gitti, ne oldu? Bir de senin oradan zaten şey var. Olaylı istifa. Evet. Hem de nasıl? Buyur. Anlatayım mı? Anlat tabii. Bu Yani kadar. Bakırköy Belediye Tiyatroları maalesef ki sorunlu kurulmuştu. Hala da sorunlu bitemedi bir türlü. En sonunda şimdi Bülent Kerimoğlu diye bir beyefendi var orada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tiyatro sevmeyen belediye başkanı. Arkadaşları işten atıp atıp duruyor yani. Ne yapacağız? Biz hayatımız öyle geçti. Ondan önce ANAP'lı Ali Talip Özdemir vardı bizim o bahsettiğim dönemlerde. Ya belediyelerin tiyatroları Almanya'daki gibi değil yani mecburen. Diyor ki parayı ben veriyorum, düdüğü benden yana çalacağım. Tiyatroyu borazan gibi gören var ya yani, saray borazanı zanneden var. Öyle bir işi yok tiyatronun. O yüzden çok uzun sürmedi benim de varlığım. Ayrıldım. Yani çok sevdiğim arkadaşlarım var. Hala da görüştüğüm arkadaşlarım var oradan tabii ki doğal olarak. Ama hani maalesef ki ne güzel ki bir ekmek kapısı oldu bir sürü insana, ama bir sürü insana da ekmeğinden etti. Çok haksızlık edildi falan. Biz tiyatro olarak doğru kurulduk aslında. İlk başta iyi kurulduk ama Zeliha Baksoy'un hataları. Sonrasında rahmet olsun Müşük Hoca geldikten sonraki bir sürü başka konular. Adamcağızı rahat da bırakmadılar. O da imkansızlıklar içerisinde repertuarı çok iyi yapamadık falan filan. Olmadı yani. Ben de o sırada hem oradan hem dışarıda çalışırım diye bir ara özel tiyatro işte Duru'yu kurduk. Sadece ben kurmadım ya. Şey kurdu. Dur, daha Duru'ya geleceğiz oğlum. Biraz böyle şey, yavaş yavaş Yani gideceğiz. ben böyle Kariyer bir oyun astılar hikaye. bana. Ben oyunu oynamak istemedim. Çünkü oyun atölyesi oynamıştı zaten. Ondan sonra ben dedim ki ya Şeydi, değil mi? Dolu düşün boş dolu konuş. düşün boş konuş ama. Ulan helal olsun hatırlıyorsun ha. Dolu düşün Hem boş de konuş oyna dediler bana. hatta oyun atölyesi gelip bir de şeyde oynadı. Yunus Emre'de de oynamıştı oyunu. Tabii. Tabii. Hem de ya her yerde bütün Türkiye'de oynadı falan. Sonra işte bana oynadı dediler. Bir de Haluk abi oynamış. Hadi bak 10 sene geçer falan anlarım. 4 sene olmuş. Adam bütün ödülleri almış. Ben seyretmişim. Çok da iyi oynamış. Daha ben hani beğenimin üstünden hatırlıyorum nasıl oynadığını. Hani benim özgün bir şey oynamam çok zor. Bir tane Gürcü her parayı verene düdüğü çalar bir yönetmen vardı. Üniversitede de bölüm başkanlığı falan da yapan bir adam. Çukurova Üniversitesi'nde. Unuttum adını şimdi. Ondan sonra adam da ben yönetirim dedi falan. O yüzden mevzu kaynadı yani doktor. Aa, ben de ayrılıyorum dedim. O bahane oldu. İşte ondan sonrası biliyorsun malum. Sonra tabii şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şimdi demin dedim ya Emre Mimar Sinan'dan mezun olduğunda ben Akademi İstanbul'a yeni Evet. girmiştim. Daha sonra yani biz iki atölyeydik. Ben Ahmet'le ben de onun öğrencisiydim. Bir de Işıl Kasaboğlu'nun öğrencileri vardı ama ortak ders yapıyordu. Sonra Emre asistan olarak bize gelmeye başladı. Evet, Işıl Asistan olarak. Evet.
Sonra ben Emre'nin derslerine de girdim. Çok da keyifli geçiyordu. Ben hatta şeyi düşünüyordum o zaman, biliyor musun? Yani sen eğitmenliği ciddi ciddi hani böyle götüreceğim, böyle akademisyen falan. Ya valla bak, oyunculukla birlikte. Çünkü gerçekten iyi bir eğitmensin. Bak bunu söyleyeyim sana. Teşekkür ederim. Ondan sonra da ben ikinci ya da üçüncü sınıfa geçtiğimde sen Mehmet Ulusoy'un yönettiği Dostlar Tiyatrosu'nun simyacısında oynan. Yani provalarına başladın. Gülay ile birlikte. Bunu geçen yayında kimle? Şeyle konuştuk. Reha Özcan'la Mehmet Ulusoy üzerine konuşuyorduk. Dedim ki abi, ben hani şey yapmak istiyordum, hani Mehmet Ulusoy'un provalarına girmek istiyorum ama izin vermiyor. Yani bir şekilde vermiyor izin. Ben de okulda burslu okuduğum için dedim hani hafta sonları okulun işte şeyine bakıyorum, işte sekreteryasına bakıyorum, bilmem ne falan filan. Sonra bir öğrendim ki simyacının provalarını burada yapacaklar. Ben hemen bizim müstahdeme dedim ki ya bak, oraya çayı kahveyi ben götüreceğim. Çünkü götürürken de prova izleyeceğim, hani 5 dakika 10 dakika diye. Öyle öyle biliyorsun işte, provalarınızı böyle kıyıdan köşeden izlemeye başlamıştım. Evet, çok acayip. Sen bir de şey demiştin ya, geçen biz seninle konuşurken, senin Bahtiyar abiyle yayınına geldiğimde, Erkan abiyle ilgili şehir tiyatrolarında Bakırköy'de anılar var demiştin. Anlatacağım sana dedim. Çok tabii canım. Yayında mı anlatayım? Olmaz, onlar aile. Ha, yayında Yatak değil. Ha, odası. okey. Tamam o Yatak zaman. odası. Yatak odası. Geçen 2 gün önce buluştuk biz. Baba, Erkan abiyle. Erkan baba, ben, Bahtiyar buluştuk. Öyle bir hal ettik, sosyal mesafe koruyarak. İlyas'ın yerinde mi buluştunuz yoksa? He? Benim İlyas diye bir arkadaşım var. Onun ofisinde mi Yok, buluştunuz? Yeliyes'in orada Ha. buluşmadık. Düğmeler havaya, Emre Kınay halaya. Bak Vallahi oğlum, Emre şu Şevket. an 390 Şevket, oldu. bak. Bak Şevket. Şevket. Gidiyor. Kültür Bakanı buraya Yok. gelecek. Bu gömlek çıkacak. 390. 390. Üçüncü dönmeyi çözdük. Düğmeyi çözdük oğlum. Üçüncü düğme bak. Kaldı 3. Şevket kimi? 390. 400. Bak görmedim. 400. 500 de. Ulan bak, lafımı yedirtecek bana. 500 de gömleği çıkaracağım dedi. Valla Şevket Gidiyoruz valla tweet atmış olabilir. 60 60 bir sürü, herkes bak buraya, millet oradan geliyor. 415'e ulan sürdü. Korkuyorum. Verme gazı. Verme gazı. Bak yemin ediyorum, demiş ki Emre Kınay Instagram canlı yayında soyunuyor. Neler oluyor? Ne oluyor diye. Şu an 410 bin. Oğlum, sosyal bir mesaj ekle bari Şevko. De ki hani Abi diyor, bak Şevket Çorun tweetiyle geldik diyor. Nihan diyor ki soyunuyor dediler, geldik neler oluyor. Nihancım, sen de mi soyunuyor deyince geldin? Seni Allah kahretmesin. Seni Allah kahretmesin yani. Sen de soyunuyor diye geldiysen biz bittik yani. Şevket, Vallahi. sen bundan sonra çıkacağın her yayına çok dikkat et. Anasını satayım valla. Bak 435 aldı. Süre Yemin ediyorum koyalım bak. oğlum bari. Oğlum Şevket bari yaz da kimin yayınında olduğunu o bilsinler. Allah'ı billahi. 461 Sanat için şu an. soyunur. Sanat için soyunur ne oğlum? Protesto ediyordu bari. Jandarma yürüsün. Hayır, Protestodan sen falan. soyunmadan yayını yapamayacağız. Peki Şevket, bir şey söyleyeceğim. Şimdi 500 kişi geldikten sonra Emre soyunacak ve yayına öyle mi devam edeceğiz? Tabii ben üstüm çıplak devam edeceğim. Az kaldı. Aha, az kaldı. 482 oldu. 482. 91. Şevket, yayını Şevket yabancıya 96. 500 sıktım oldu içine, abi. trolledin Şu anasını satayım. an 500 oldu. Neyi? Nasıl oldu? Bende 497'ye düştü. 495 şu anda hala. Ya helal mi? 99. 99, 501. 501'ciye düğme var. Vallahi Anasını bak. satayım. 501 geçti. 506. Oğlum, delikanlı adam sözünü yemez. Çıkartıyorum. La, senden mi çekineceğim ulan? Terasta. Alayım çekeyim. 6 yok buraya kadar. Nasıl? 540. Delikanlı Süpersin adam baba. sözünü tutar. Sen beni ne zannettin? Hükümet ortağı mı Oradan da kaydırdı hemen. zannettin? Bunları bir de 544 biliyorsun oldu. YouTube'a Ha. yüklüyoruz biz. Yükle kardeşim. Bak görsün. Alnıma göğsüm açık. Yalnız sen Şevket, soyunduktan sonra daha da artıyor ha. bunun toplumsal 572 bir protesto olduğunu söyleyelim bence. atıyor. Buyur.
Bunun bu toplumsal bir protesto. Tiyatro yaşasın tiyatro dedik. Tiyatro yaşasın diye soyunuyorum şu anda. Şeyle başladı. 40 soru 40 cevapla başladı. Gerçek oldu bak. Gündüz ararlarsa daha renkli görüntüler verebilirim. Ayıp ediyorsun. Kes sesini, kes sesini. Burada soruları ben sorarım. Bak. Kırmızı çizgimiz Aa, var. bir şey söyleyeceğim. Ama Direkt gerçekten balkondaki şeyciler gibi olmadım ben size. Vardı ya aynen. amcalar çizgili pijama üstünde atlet falan. Tabii. Tamam. Tamam iyi oldu. Ya. Gözümüzü alamıyoruz. Dalga geçmezlerse sevinirim. Yalnız Şevket var ya, bunu böyle meslek haline getirdi. Yani beni de Tabii soyundurdu. canım. Özgür Özülgün de soyundurdu. Seni de. Ben soyundum. Sen çıkarmıştın değil mi? Tabii canım. Şimdi ben de Kardeşim çıplak. oldu. Bir şey soracağım. Al beni yayından onu bağla. Onu bağla. Gelmez. Hatta gelmez. Onu bağla. Bu gece Vallahi gelmez. tiyatrolar yaşasın diye tiyatrocular söyleniyor. Yazar mısın Twitter'a Şevket et deyip? Yaz. Emre kıl. Şey, bin bin kişi olursa Şevket de soyunacak yayına bağlanıyor diye. Yaz anasını satayım. Evet yazdım. Devam et. Uygar yazsana. Yalnız bak işte cinsellik böyle bir şey. Bak soyundum 600 oldu şimdi düşüyoruz. Gördüler ki bir Ama bok sana yok. ama Şevket bin olsun Emre abi sen de soyun. Oğlum beni gördünüz zaten. Daha önce soyundum. Bir şey yok ki. Bin olsun Şevket soyunacak. Şevket. İnşallah. Beni ne mühendisler ne doktorlar sormaya çalıştı da başaramadıydı. Şimdi sen Ya. başardın vallahi billahi. Yemin Devam. ediyorum. Var mı? Evet. Şey Bak. yaptın ya. Anamın ak sütü gibi helal. Şevket'i Devam. gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü geçen akşam jüride Çelik 40 tane soru sordu. Adam hiç özel bir şeye girmedi ve sürekli pas dedi. Ve şu anda mesela Şevket bir 500 dedi ve direkt soyundu yani. Tebrik Şevket ediyorum. yalnız büyük bir etkin var sosyal medyada. 500 olun dedin herkes oldu yani. Abi Yemin bak ne ediyorum. demişler. A Haber doğalgazı ucuz bulan Emre Kınay sonuna kadar açıp evde yarı çıplak oturdu. Çok Şevket de diyor ki 10 bine soyunurum. 10 bine mi? Ulan 500'e beni ucuza sattın lan. Ucuza sat. 1000 de yedim keşke. Bak 500'ün altına düştüğü anda giyineceğim. Doğru söylüyorsun. 500'ün Evet altına düştüğü arkadaşlar anda bu konuda da ben Emre'nin destekçisiyim. 500'ün yani. altına düşer hem de giyinecek hakikaten. Yani şu anda Şu 500 an bir 500, giderek 505. giymeye. Arttıkça şey yapalım. 10 bin. 10 bin olalım. 10 binde ben şortu da çıkarırım. Açık söylüyorum. Yok o kadar değil canım. Tabii artık şortu çıkarırım. Yani baktın ki Türkiye bu kadar tiyatro meselesiyle bu kadar ilgiliyse zaten Emrah'cığım ben o şortu atarım dedi. Lafı Yalnız onda. ortak bir fikir şu, Emre abi ucuza gitti diyorlar. Çünkü Şevket mesela Evet. yayına katıldığı zaman böyle mesela hani 800 kişi oluyor, 1000 kişi oluyor falan. Ama O benim yüzden o o... kadar popülerliğim yok. Şirket şimdi koskoca komiser. Yani milli komiserimiz yani. O yüzden. tabii. O yüzden o 10 bin diyor zaten. Ama Tabii. Şevket 10 bin çok abartı oldu ya. 5 bine falan ya da 2500'e bağlayalım işi ya. İki, Hocam. Şevket 2000'de gelirsin ya sen bence. 2000 ya. Bana Bu da öyle geliyor ya. 2000'e olur. maksimum. Bak 2000'e Şevket o soyunur. tiyatroyu yapmış olmak sana bir 2000'e çözdürür bağları. Aha. Yani. Bak Bence 480 olmuş. Üşüdüm anasını giymiyorum. evet 500'ü giyin abi. artarsa gene çıkarım. Aynen. Dur bak gömleği de giyemedim iyi mi? Şevket Çoruh gerçekten 2500'e şu anda satıyorum. Sattım. Nihat. 2500'e Şevket Çoruh Üşüdüm vallahi üşümesem hayatta giymezdim. Hiç özel değil. soyunacak. Sanat için soyulurum. Ulan var ya ne şeyler Şevket. vardı. Emrah Ben soyundu. bin mi dedim? Kim bin dedi? Şevket. Emrah Soyun yazıyor Şevket aşağıda sana. Oğlum ben bir kere soyundum sana. Şimdi ne hala soyunuyorsun? 2500 kişi gelsin sen soyun işte. Bir kere de sen Akıl. delikanlı gibi iddiaya gir. Şevki yok öyle korkak o şimdi bak. Koskoca komiser ya Mesut komiserim ya. Mümkün mü? Devincim geldin ama kaçırdın Emre'yi. 20 tane 486. denk geldi. Üşüdüm. Binde komple çıkarayım. Şevket 10 bin mümkün değil oğlum. Bizim yayın 10 bin yapmaz Kapasiteyi yani. Mümkün. kaldırmaz. Kapasiteyi kaldırmaz. Ya Uygar Yine. oradan sen şey yap Twitter'a. Şimdi level'ı arttırdım. 550 olduğunda gömlek yeni çıkar.
Bu arada sen soru sor oğlum. Direkt giydi çıkardı ikonu. Ulan ne kadar uçkur Aynen atıyorsun abi, sen şey arkadaş. yaptın, oraya takıldın. Neyse, şimdi Mehmet Ulusoy ustamızı da yad ettik. Çıplak güzel. Bana Yayınlarda selfie gönder. bak şimdi. Oğlum hem soru sor diyorsun hem Şevket'e laf yetiştiriyorsun. Şevket oradan Ya karışma, adamın işi bu zaten. Bak sana ne diyorum. Troll yani. Netflix yani. Neflisk. Neflisk. Şevket Bey. Şevket Bey, sizi çok seviyorum. Çok. Şevket Bey. Günaydın, günaydın, Şevket günaydın. Bey, çok şey yapıyorum sizinle ama gerçekten. 10 bin olursa ben de soyunacağım Şevket Bey. Komple. Berberler de açıldı. Kaymak gibi olduk hepimiz. Aynen. Öyle dedi geçen gün. Ölüyorum gülmekten. Bu aralar Ay, Murat Şevket. benim starım. Oyun. Kültür Bakanı soyunsun, ben de soyunacağım. Oğlum soyundu zaten. O soyundu zaten. Ama kimse görmüyor. Çıplak. Vallahi Sor, Şevket sor, sor. Devam et. Sor bir helal soru. olsun, şu an ya yayının 35 dakikasını yedi Elif yani. İyi, olsun olsun. Devam et, devam et. Sen sorun Okey. istiyorsan. Ulan biz de bunu yayınlara işte diyoruz ki işte kayıt altına alıyoruz, işte hani bugünlere, tarihe not düşelim falan filan diye, ama gerçekten not düştük yani. Kimsenin yapamadığını yaptık. Emre Kınay'ı soyundurduk. Görüyorsunuz kırmızı çizgimiz var. Siz de Tiyatro konuşacağız. Kalın kalın. 500 bak. Mehmet Ürgüz diye geldi. Oğlum derdi yani milletin kalın memesi. kalın derken kalın Yani kalın mı kadın tiyatro konuş? memesi, kadın memesi de değil yani. Erkek memesi de idare ediyor yani. Bak giderek gömleği giydim 453'e düştü. Giderek O eriyoruz. kadar. Şevket at bir gaz. Bak. Aradan bana bir selfie at, bir şey yap, çıplak diye bir şey üstten. Onu Yapmaz da koygun, bir 100 kişi ekler oraya bize. Emrah sen sen kimsin? kimsin? Şevket. Neflisk. Şevket yapacağım şimdi burada. La Şevket, soyunsana. Soyun, soyun. Hadi dur, ciddi şeyler konuşalım. Bak 446 kal, tiyatro konuşacağız. Eyvallah abi. Şimdi Mehmet Ulusoy'u anladık usta. Ben işte yayınlarda da işte tiyatrocu abilerimize, büyüklerimize, meslektaşlara şeyi soruyorum genelde. Şeyi de öğrenmek istiyorum. Şimdi bu usta-çırak ilişkisi var ya, yani işte Mehmet Ulusoy'da bir nevi usta, işte Genco abiyle çalıştın, o da bir usta. Yani bunlar senin hayatta ustaların oldu, ama en büyüğü herhalde Müşfik Genter yani. Müşfik Genter benim okuldaki ustam. Ya Sonrasında da usta. özel hayatta da beraber çalıştık uzun yıllar Müşfik Hoca'yla. Çok keyifliydi tabii yani. O çok da kavga ederdik biliyorsun sen. Bir türlü anlaşamazdık, çok didişirdik falan. Ama benim için hayatta tiyatro Ha, ondan gördüğümde... sektin, Işıl abiye yakalandın. Evet yani Doğru aslında ben Işıl Mehmet abiden oldu. sektim. Işıl abi yani Müşfik Hoca'dan Işıl abiye sektim. Işıl abiden tekrar Müşfik Hoca'ya sektim. Oradan Mehmet abiye sektim. Genco abi de kaymağı aldı işin. Yani durum biraz şey. Ya önemli bir şey tabii. Usta çırak ilişkisi. Öyle konservatuvar diyoruz tabii hepimiz ama konservatuvar bir yere kadar önemli. Oradayken de usta çırak ilişkisini yürütebilir olmamız lazım. Hani bence hani en önemli şey konservatuvar hocaları da hep ustadır çünkü. Sen de çıraksındır ona. Dolayısıyla da o ustalara ben çok şanslı öğrenciyim, yalan yok yani. Ya baksana hani en sevmediğim için de Zeliha Berksoy, Müşfik Kenter, arkasından işte Işıl Kasaboğlu, arkasından Mehmet Ulusoy, arkasından tekrar Müşfik Kenter. Arada böyle çok güzel literatür ve hani entelektüel birikim insanı, senin de hocan Ahmet Hoca'yla da bir vakit geçirdim. Levendoğlu'yla da. Yani dolayısıyla da 30 yıl oldu toplamda benim bu hayatta işim. 30 yılda gayet iyi, doğru düzgün iyi, mert, dürüst, menfaatsiz, karşılıksız ilişkiler kurduk yani. Hiç kimse bir şey beklemedi. Ben hiçbir şey beklemedim hiçbirinden. Çok şey öğrendim hepsinden ama. Peki sen sen birinin ustası oldun mu Emre? Yani öyle birisi Bilmiyorum, var mı? ona çok çırağım olmadı yani. Oldu aslında, öğrencilerim
Yani nereden bakacak olsan, Mimar Sinan'da ders yapmadım hiç ama Haliç Üniversitesi'nde, Yeditepe İlker Üniversitesi'nde selamlar. biraz daha fazla şey olması lazım. Yani biraz daha zaman geçirmek lazım çırak olmak için. Benim var mı çırağım? Var. Mesela şu anda tiyatroda bir iki çırağım var sağ olsun. Onları Ama evet, onlar elinden geldiğince çalışıyorlar. çünkü bizde şu şey yanlış algılanıyor ya, yani birinin yanında olduğun zaman tamam bu benim ustam olduğu deniliyor. Bunu hani mesela Şevket'le de konuştuk biz. Hani zaman geçirmek başka bir şey. Hani o ustanın elinden tutması, sana yardım etmesi, yön tayin etmesi. Zaman zaman mesela o Şevket 5000'e soyunurum diyor. Düşürdü. Oğlum Zaman işte zaman kriz dönemimiz, düşür daha. 2000'e düşür, ben de soyuncam iyice. 2500 iyidir Şevket'e, ben sana söyleyeyim. Yani ya da maksimum Ben 3000. 2000'de, Şevket 2500'de soyunur. Net. 2500 Şevket Dumping 3000. yaptık anasını satayım. Ben de yaptım dang. 2000'e ben, Aynen. 2500'e sen. Aynen. Süper. 2000'e tekrar Emre soyunuyor. 2500'e de Şevket soyunuyor. Komple Lütfen soyunuyorum bu arada. bunu Twitter'dan falan filan yazarsanız, eşinize, dostunuza söylerseniz biz de söyleşimize devam edeceğiz. Bak Yani şimdi. şey zannet, yani mesela sen bir işe başladığın zaman hani gidersin ustanla bunu konuşursun. Hani böyle bir iş geldi. Yapsam mı, yapmasam mı? Artısı eksisi nedir diye. Aşağı ben Dayım bayağı atıyorum. Mahpere 2000'de ben soyunacağım. 2500 dedi Şevket, öyle söz verdi. Ağzından çıktı artık, yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Uygar, bunu Twitter'a yazar mısın? Tiyatro için. 2000'e Emre Tiyatroda Kınay soyunuyor. vergileri. 2500'e Şevket soyunuyor diye. Aa, bak Ali'cim var benim bir tanem. Ali Balcı gelmiş yayına da, benim hem yönetmenim hem yardımcı yönetmenim. Ali demiş ki sen sunduğun herkese usta oluyorsun. Ayıcı kardeşim benim. Çok teşekkür ederim. Yani öyle bir çabam yok. Ben elimden geldiğince sette de, sen de bilirsin işte, yardım etmeye çalışırım. Yani ne biliyorsun diyeceksin. Bildiğim kadarını yardım etmeye çalışırım. Öyle şeyim yok yani. Öyle bir iddiam yok. Usta olmak çok başka bir şey. Feren abi usta mesela. Gene post şey ne o broadcast'te bir şey koymuş bu ses. Orada Ha, mecbur soru ve anlatıyor. cevap. Manyak Soru mısınız? cevap. Niye tiyatro açacaksınız diyor. Mesela bizim zamanımızda söyleseydi belki ben açmazdım tiyatroyu. Nereden bileyim yani. Gidin bir tiyatroda oynayın diyor. Harbiden yani niye tiyatro açacaksınız? Biz 300 kişi, 300 manyak açtık işte yani. Bak Şevket en son manyak o. Her O şeyini bayağı. sattı, açtı gerizekalı Bak o da. alttan diye giriyor zaten. O da her bokumu, her İşte böyle. bokumuzu verdik. Bir şey söyleyeceğim. Şevket'in Oğlum yalısı. 260'a ben niye soyunuyorum? Manyak mısın nesin ya? Bu da taktı İşte bana. Oğlum soyundum ya Şevket ben bir kere yayında. sana 260'lık adam demiş. Ben bu çok ağır da geldi. Sana ağır geldi mi sana? Çok ağır zaten de Çok şey, ağır. bir de ben zaten soyundum yani. Beni biliyorlar. Nerede soyundun? Ben görmedim. Dur izleyeyim bari. Ben Nerede sana şey soyundun? fotoğrafını atarım. Ya da Ha. şey var ya, YouTube'da tekrar var. Günay Karacaoğlu yayını diye gir. Sardır sonlarında görürsün beni. Vallahi bak. Orada Şevket geliyor. Gazı bu vermiştir. Ben sana söyleyeyim. Ha? Günay'a gazı bu vermiştir. O Oğlum Günay'a nasıl gazı verecek? Günay var ya, o gün aklı gitmişti. Bak yayını bir seyret görürsün. Böyle bağlantı kopuyor ya. Neyse biz dedik ki Günay çık gel, hani ses senkron falan filan uymuyor. Neyse biz bekliyoruz abi, tamam mı? Şevket falan da şeyde burada, hani izleyici olarak bekliyoruz. Alttan birisi şey yazdı. Abi Günay abla başkasının yayınına gitti dedi. Çıkmış gelmiş. Dedi ki ama dedi bu ki çok ağır bir şey ya. ya dedi, uzun saçlı birini gördüm dedi, lap diye girmiş yayına, tamam. Ben diye olur mu öyle şey? Bak Emre benim fotoğrafı yolluyormuş sana, bak istersen. Kim gönderiyor Şey, peki? Şevket mi? Şevket sana benim fotoğrafı yolluyor herhalde. İki Emre dakika. bak. Bakıyorum. Gördüğünüz gibi benim sözüm söz. Yani programdan Oğlum hiç istisnalar göndermemiş. Beni yok. yiyor. Beni yiyor. Beni Bilmiyorum. yiyor. Beni yiyor. Söyle söyle. Valla Oğlum. Günay Karacaoğlu'nun yayınını seyrederseniz arkadaşlar, o programın sonunda Şevket Çoruh geliyor. Ben soyunuyorum falan filan. Görürsünüz orada.
Şimdi böyle bir şey, hani ben kendimce şey yapıyorum da böyle hani kronolojik olarak devam etmeye çalışıyorum sorulara. Tabii şey olmadan önce, trollenmeden önce. Devam et. Devam et. Ben cevap Şey vereyim. gibi değil tabii, işte öyle Uğur Dündar'ın işte hayatınız gibi falan filan değil. Ya da işte hani Jülide neydi? Ateş miydi? Çelik miydi? Ne o? Ateşti değil mi? Geçen Ne o katıldığın be? program. Yok be Jülide küfür. Ateş değil miydi? Ha Jülide Bak Ateş yani. gönderdim diyor. Emre gönderdim Baktım diyor. ulan yoktu. Dur bir daha bakayım. Yo, göndermiştir o kesin. Ama gerçekten Emre gömleği giyince Gördüm. Screenshot almış. screenshot almış. Bir de bir tanesinde şey var. Onu mu yolladı sana? Oh. Canlı yazana mı yolladı? Ne canlı mı yazıyor bilmiyorum ki. Dur bakamadım. Şimdi bu Bir... screenshot'ı aldığın zaman şu an bizim yayında da canlı yazıyor ya yukarıda. Ha. Bu şimdi fotoğrafın derdine düştü. Tabii, Canlı onu. canlı. Çok eğlendim. Şevkeciğim var Çok ya, eğlendim. kalp krizi geçiriyor. Bir Neyse, şey yayın bitti. söyleyeceğim. Ben onunla yayından sonra konuşuyoruz. Şevket konuşamıyor. Diyor ki oğlum kalp krizi geçiriyorum dedi. Tamam mı? O fotoğrafları da çekmiş Beni de ya. Ben dedi söyledim. Ben hiç. oldum. Ben ikinciyim. Ben Oğlum ikincisi niye oldum. 260 yayını sabote ediyor herif ya? 260'a gelince soyunacak diyor. Ne yapıyor? Nerede Biz yazıyor bunu? altta yazıyor. 260 gelince Yok soyunacak diyor. bana şey gelmiyor artık. Yorum gelmiyor hiç. Aşağı kaydır, Herhalde. belki şeydir. Belki de dur bakayım. Yukarı doğru Ha. kaydır. Takı almıştır. 260. Ay, yayına Oy. seyirci getireceğini Ha? seyirci gönderiyor. Evet, Seyirci sayısı gönderdim düşsün de abi. soyunacak diyor. Emre, bu arada bir dakikamız Ha. kaldı. Kapatıp Kaç? tekrar açalım. Bir Tamam. dakika var. Yani bir saat var ya. Kapatıp tekrar bağlanalım. Bu sefer Bir saat inşallah oldu ciddi mu lan? Bir devam. saati Şevket. Allah cezanı vermesin Şevket. Yedin bir Yedi saat. bitirdi. Yedin bir saat. Hadi Tamam hadi kapatıp bekliyorum. açalım. Hadi Hadi görüşürüz. bekliyorum. Hadi baba. Oh. Evet, yayınımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Evet, hemen Emre'yi alalım. Tarık, eyvallah. Emre Evlilik Kınay'dan fikrine başladı. Çırılçıplak Gerçekler programına hoş geldiniz. İkinci bölümdeyiz. Şevket'i bloklamadan yayını yapamayacağız biz. O belli. Blokla kapat. Kapat yayından ayrılsın. Ayrılsın. Ben onaydan sonra. Şimdi yılan hikayesine gelelim oğlum. Gelelim Biliyorsun. abi. Onunla ilgili de mesela çok işte yayınlarda da sorular geliyor. Hani dizilerle ilgili. Herhalde kötü adamın sevilmesi, yani dizideki kötü adamın sevilmesi bu Erkan Ağa karakteriyle başladı galiba, değil mi? Galiba. Yani Galiba. ondan önce ben Falconetti. çok hatırlamıyorum yani. Yok zaten. Falconetti vardı bir. Sen hatırlamazsın. Biz çocuktuk dizi vardı bir Olur. Falconetti diye. Zengin Hatırlamaz ve mıyım? yoksun. Aynen ha. Nick Nolte'la oynadığı dizi değil mi? Evet Nick işte Nick Nolte oynadığı dizide Falconetti diye bir karakter vardı herkes. Ama o Nolte. gerçekten kötüydü. Hani o ne yapacak diye izlerlerdi. Hı. Erkan Ağa'nın bayağı bir fanı olmuştu o zamanlar o dönemler. Mesela Ceyar da öyleydi yani baktığında, ama şey değildi. Ama Ceyar sevilen biri değildi. Biz Erkan Ağa'yı seviyordu insanlar. Ya çünkü şey, öbürlerine dediğin gibi hani nefret ederlerdi ve öyle bakarlardı, ama bir de hani Evet, merak ederlerdi dediğin gibi hangi kötü evet. diye. Ama Erkan Ağa'da çünkü çok başka bir şey oldu orada. Hatta biz Yeditepe İstanbul'un ilk bölümlerini çekerken işte geçen de konuştuk ya, benim seni bıçakladığım sahne var işte, ikinci bölüm ya, Evet ya. birinci bölümünü. Mesela orada seni bıçakladıktan sonra işte
seti seyredenler, işte Balat'taki abiler gelip beni sıkıştırdılar. Yani döveceklerdi. Sen nasıl Erkan Ağa'ya bıçak çekersin, sen kimsin falan diye. Bizim prodüksiyon adamları çok zor ikna ettiler. Onun bir dizi olduğuna, senin Erkan Ağa olmadığına. Ondan sonra, çünkü sen o arada eş zamanlı şeye gidiyordun. Hem Yılan Hikayesi'ne gidiyordun, hem geliyordun. Evet. Yeditepe'de oynuyordun. Var mıydı Yılan Hikayesi o zaman? Ben çekiyor muydum onu da ya? Vardı, vardı. Hatta bir bizim dizinin 12. ya da 13. bölümüydü. Tam yanlış hatırlıyor da olabilirim. O zaman bitti şey. Ne yoruluyormuşum abi. Aynen aynen. Sen iki Şevket sete... askerdeydi değil mi Şevket? Tabii tabii. Şevket askere gitmişti o zaman. Ya abim ya. Biz oradan ben Şevket'i almaya gitmiştim askerden. Hiç unutmuyorum. Onun komutanı beni çok severmiş diye. Ondan sonra zaten kısa dönem. Kaç aylığına gitti? 6 ay mı? Çok kısa bir dönem gitti. Uy yaşlandım. 8 aydı. He? O zaman 8 aydı. 8 ay gitti değil mi o sırada? Biz başladık gitti. Sonra bizim tabii 6 ay sonra gittik almaya Şevket'i. Caner'le ben. Caner'le ben gittik. O zaman Şevket'i Günay'a getireceğiz diye. Vay 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 vay. Şimdi sen buralarda yokken, yani bu yayınlarda yokken çokça sorulan sorulardan bir tanesi işte hep bize Yeditepe soruluyor. Valla. Ruhi de geldi, Günay da geldi. Ali Ulvi de geldi ama onun internet sorunu yüzünden programımız yarım kaldı. İlerleyen günlerde onu tamamlayacağız inşallah. Yani tekrar baştan çekmemiz lazım. Tabii ki önce sana şeyi sorayım. Yani Yeditepe İstanbul'un senin hayatında önemi nedir? Sen Yeditepe'ye nasıl bakıyorsun? Çünkü izleyenler bunu çok merak ediyor. Bir de artık bütün herkes için de şey bir Yusuf var. Yani mahallenin romanını yazacak bir Yusuf var. Şimdi de tekrar yine yayınlanmaya başladı. Hani gerçi telif haklarımızı alamasak da hani langır olmasına dönüyor yani. bir Yeditepe İstanbul'u senden dinlesinler. Çünkü sorular da muhtemelen öyle gelecekler. Buyur, sendeyiz. Yani Yeditepe İstanbul flash kimse ben o sırada Zuhal'e çok aşıktım ben. Yani bayılıyordum onun oyunculuğuna aşıktım ama gayet flash. Bayılıyordum gerçekten. Yani Zuhal İner oyununu 3 kere izlemişimdir hayatımda. Onun işte o zamanlar Evita'yı mesela kaç kere izledim hatırlamıyorum ondan önce falan. Sonra bana dizi geldi. Bir de dizi çekiyordum zaten biliyorsun işte. Kimle oynayacağım dedi. Hikaye çok güzel. Kimle oynayacağım dedim. Rahmetli oldu bu arada bizim yapımcı. Biliyorum Haşmet abi. Haşmet abi. Ondan sonra Haşmet abi dedi ki ya oyna şunu Emre dedi ya. Ya dedim kimle oynayacağım? Kadın kim? Zuhal. Olcay kim? Zuhal Olcay dedi. Dedim ki okey tamam kabul. Para ne para sordum, ne pul sordum, ne kaç gün çalışacağım diye sordum. Hiçbir şey sormadım yani. Hiçbir şey sormadım. Ondan sonra peki dedim şey kim oynuyor? Ali'yi. Uğur dedi. Uğur abiyle zaten ben profesyonel olmuştum. Devlet Tiyatrosu'nda Can Yücel'in çevirisi Fırtına'yı oynarken o Ariel oynuyordu. Ben de onun tabağısındaki cinlerden birini oynuyordum. Sen bir tane oynadın değil mi Devlet Tiyatrosu'nda? Bir tane oynadım. Yani. Fırtına. Fırtına. Tamam. Shakespeare'in Fırtınası'nı oynadım. Onun dışında bir şey oynamadım. Ondan sonra... Oradan Bakırköy'e geçmiştin değil mi sen? Oradan sonra bir yıl bir özel bir iş yaptım. Sonra bir yıl sonra 92'de 90'da Devlet Tiyatrosu, 91 boş. 92'de 91 yazında Bakırköy Belediye Tiyatrosu'na başladım. Yani çok acayipti ya. Çok acayip. Ne çabuk geçti bilmiyorum. Emrah soyunmadıysa ben kınıyorum. Hadi hadi. Geldi. Boş ver. Elleme. Yani ondan sonra Yeditepe. Yeditepe çok acayip bir işte. Orada hani herkes iyi oynadı ya. Kötü oynayan kimseyi hatırlamıyorum ben. Günay'ın mesela benim flash karakterim Günay'ın karakteriydi. Aynen. Hepimiz öyleydik zaten. Yani çok acayipti yani. Günay'ın karakter müthişti. Yusuf'u da seviyordum ben. O Yusuf'un bir tarafı bana benzer. O yüzden hani yazar çizer, yazamaz çizemez. Çok yazar az yazar. Gider kaybolur falan. Çok benziyor. 50'ye düşürdüm.
Adi aşağıdan 50'ye düşünün diye Ya emir böyle verdim. bir işte ya, düşman uzakta aramayan işte yanında. Şevket, 2000'e çıksın. Vazgeçtim lan, 1500'e çıksın. Şortu da çıkaracağım. Hadi. Ben soyunmayacağım. Bakayım. O soyunmaz. He Oğlum biz abi zaten boş. anca buluruz biz 1500'ü. Boş ver sen. Bak vallahi Neyse. insanlar çok merak ediyorlar abi zaten. Ondan sonra bak öyle deyince bak memleketin anladın değil mi mevzuyu? Tabii. Soyunmayabilir. Çıkmıyor ya abi millet. Böyle o yüzden de 1000 yıl daha soracaklar. Ya bir ya konudan konuya geçeceğim ama neyse bu konuyu kapat anlatayım. Dünyanın en güzel setiydi. Şöyle hatırlamazsın sen. Türkan çekiyordu Aydın'dan sonra. Aydın 2 bölümünü Aydın çekti. Ondan sonra Türkan çekmeye başladı. Hatırladın mı? Hatırlamaz mı? Yüklendi. Sen anlat anlat. Kim daha çok hatırlıyormuş göreceğiz. Ya konuşamıyorum ben. Bakma işte bakma. Adamın Ondan derdi o zaten. sonra ne diyordum bir Türkan kafam gitti. çekiyordu. Türkan çekiyordu. Ondan sonra böyle bir hafta yayın kaset vermişiz, bant vermişiz. Ya dedi yayın Şevket şey. oraları konuştuk biz. Emre seni askerden almaya gelmiş falan filan. Evet Tekrar askerdeydin tekrar. almaya gelmiştik seni anasını satayım. Postalı atmıştı bir şey olmuştu. Anlatsana o postal hikayesini alttan. Ben de burada söyleyeyim. Postalını atmıştı arabanın şeyinden camından. Ondan sonra neyse işte ya dedi fazla vermişiz dedi. Nasıl fazla vermişiz ya? Minütajı fazla vermişiz dedi. Ne yapacağız dedim. İşte Haşmet'le oturuyoruz böyle. Haşmet dedi ki yani 48 dakika vereceğiz. Girdi çıktı 52 olması lazım. Bizim şu anda 54 dakika dedi. Biz 54 dakika çekilen dizilerden anasını satayım. Geldiğimiz yerde ben ayrılmadan önce işte setten son yaptığımız işte 147 dakika verdik ya. 147 abi. 3 bölüm bile değil yani. 3,5 Ne bölüm. zamandı? Ne İşte zaman? bu Ekim'de işte geçtiğimiz Ekim'de bir tane bir iş yaptık. Bu En arada son birisi 170 dedi bana da. 170 var, 140 yani 140'tan aşağı veren yok. 140 dakikadan aşağı veren yok. Yani tabii ki ana kast için kazık. Yani gülme ne oluyor? Gözüm kayıyor aşağıya. 235 239. diyordu. Emrah geçtik Şevket 235'i. 2500'e gel. 2000'leri zorla. Oralarda iş var. Neyse. Biz valla kaç para aldığımı bile hatırlamıyorum. O kadar bedavaya aldım. O kadar Türk... Ya düşün. Daha acısını söyleyeyim mi sana? Ben 17-18 yıldır TRT'nin kapısından fotoğrafım girmedi içeriye. Sebebi ne bilinmez. Yani. Oğlum. 18 yıldır TRT'den bir tane iş yaptık. Onu da Cem Davran'la karıştırmışlar beni. Ondan yaptık o işi de. Yayınlamadılar bile. Şaka değil oğlum gerçekten. Bana birisi Oğlum. geldi. Ya dedim ki sorun. İnsanlara sorun yani. Vallahi yok. Ya dedim sorun abi. Hani insanlara sorun içeriği bir emin misiniz dedim bana iş teklif ediyorsunuz 10 yıl sonrasında. Ya dedi hiçbir engel yok senin o kendi dedi şeyin dedi. Kocunman dedi. Ondan sonra çayımız var mı? Kuzu çay var mı? Duru, babana çay ver, ben de kahve alayım. Ondan sonra ben anlatayım bu arada sen şey yap. Anlat anlat dinliyorum. Ondan sonra ay, kardeşim gittik biz çektik mi evvel zaman hikayesi diye bir iş. Evvel zaman hikayesi çektim ben bunu. Baya böyle torpilli morpilli bir iş yani. TRT'ye yapılıyor bir iş. Ben oynarım dedim yani. Çok işsiziz. Tiyatroda bir sürü borcumuz var falan filan. Bir 6 bölüm bir şey. 13 bölüme tamamlanacaktı falan. Abi gitti adam 2 bölüm. Ya dedim ki bir seyrettir. Seyrediyorlar. Bu gerçek bu arada yalan değil. Seyrediyorlar. Cem Davran nerede? Bu Emre Kınay. Diyorlar ki Emre Kınay'la anlaştık biz. Abicim diyor biz o adamı biz nasıl diyor yani diyor. Şaka değil bu. Gerçek. Ve Peki bunun gerekçesini hiç öğrenmedin mi? Ya da kimden söyledin. öleceksin doktor bilinmez bir şey. Bunu ancak TRT'nin sevgili yöneticileri bilirler yani. Ya da yapımcının yalanı. Yani yapımcı da niye yalan söylesin? Yapımcı 4 bölümünün çekildi. Bak setten bunun şahitleri var Hayır, ya. sadece o iş için söylemiyorum Emre. Şimdi hani 18 senedir şimdi hani senin iş yapmaman çok enteresan bir durum.
18 yani... yıldır iş yapmayı geç. TRT televizyonuna en yüksek reytingi alınışı beraber yaptık zaten biliyorsun. Yeditepe İstanbul. Tabii tabii. TRT'de ilk 5'e girmiş. Düşün yani. İlk ondan sonra bana bırak şeyi. Benim hani ben reddedeyim. Teklif bile gelmedi TRT'den. Teklif bile. Tamam da şimdi 18 senede sürekli yönetim değişiyor ya. Birileri geliyor, birileri gidiyor, bilmem yok, ne. Doktor, hani yok. İlla yok. Bizim hani piyasada şimdi hapşursan köşeyi dönmeden çok yaşa derler ya. Ya hani bunun bir iki yolu, bunun bir mı? Tane açıklaması var. Ya yapımcılar öyle bir şey yok, yasak varmış gibi. Aman bu herifi koyarsak şimdi muhalefet ediyor, bilmem ne yapıyor, başımız derde girer diye yapımcı korkup teklif getirmemiştir. Ya da yasaklı listesi vardır. Onlardan biri de benim adımdır. Mesela yani. Ama o yüzden... senin zaten bu eskiden hani mesela o kadar yoktu ki. Yani mesela o şeyden sonra başladı. Hani Duru Tiyatro ile birlikte aslında hani senin o bağıran, çağıran, feveran eden Emre'yi gördük. Ondan öncesinde Yok tabii. Çok fazla kadar şey ya değildi. Varsa da orada çok bilinen bir şey yoktu. Genelde böyleydik yani. Şevket de böyleydi. Ben de biz hep böyleydik zaten yani. Burada bir sıkıntı yoktu ama sonrasında herhalde rahatsız. O yoksun. Sonuç itibariyle 18 yıldır TRT'den gelen bir iş yok. Bir tane iş geldi. 4 bölüm çektik işte bu bahsettiğim işi. Ondan sonra da Cem Davran yerine benim olduğumu anlayınca yayınlamadılar diziyi. Ne zaman yayınladılar biliyor musun? Yapımcıya parası numarasını verdiler, hesapları kapattılar. Bir bayram günü aynı gün ardı ardına 4 bölümü birden yayınladılar. Bir kere yayınlanması lazım ya para ödenmesi için. Yayınladılar, paket ettiler, gönderdiler. Esamesi yok. Çöpe attılar. Proje çöp. Bir tek Emre Kınay'la Cem Davran'ın adını karıştırdı birisi diye. Cem devam etse o iş giderdi. Mesela o zamanlar. Olabilir, enteresan olabilir. Enteresan. Neler neler. Böyle şeyler oldu bizim hayatımızda. Şimdi neler Şevket'le neler ya. Bu 20 yılda neler konuştuk. Şimdi muhtemelen soru cevaba geldiğimizde Yeditepe ile ilgili sorular gelecek sana. Ben orayla hiç Şevket şey beni yayına alın diyor. Ben çıkayım Şevket'i alsana yayını sonra geleyim ben. Yok be gelmez. Kolpa yapıyor. Şimdi seni gel. Yayından atmak için yapıyor. O da başka bir troll şeyi. Gelme ya, bu oyuna. Uzman mı olmuş sosyal medyada? Tabii oğlum ben bu 25. yayınım. Yani 40 tane konuk aldık. Yani bilmez miyim? Herif hepsine hilafsız aynısını yaptı yani. Şaka. Pandemi. Ha benim bir özelliğim yok ya. Ben de zannediyorum hani Emre kankam benim bıdı bıdı bana yapıyordur zannediyorum. Aa, sana şimdi çok fazla yapıyor. Yani şu an pik yaptı. Öyle diyeyim sana. Yani öncelerinde mesela Günay'a falan çok sataşıyordu falan ama şu an sana acayip yürüyor yani. Öyle böyle. Eski, biz Şevko'yla şeyi konuştuk Emre. İnşaat filmini. Yani benim hakikaten yani Türk sinemasında çok sevdiğim bir filmdir. Ama seyirci tarafından da ıskalandığını ve hak ettiği yeri bulmadığını düşünüyorum. Şevket'le konuşurken de bir tane sebebini şeyi söylemişti. Yani inşaatın vizyona girdiği gün bu HSBC'deki patlamalar, işte Taksim'deki patlamalar falan filan ona denk gelmesinin çok etkili olduğunu söylemişti. Ben de bence haklı. Ama yine de bir sonrasında hani işte ne bileyim DVD'den seyredilebilirdi işte fısıltı gazetesi dediğimiz şeyle falan filan inşaat böyle hak ettiği bir yeri bulabilirdi. Ama bence bir 5-10 sene sonra inşaatı tekrar konuşacağız gibi geliyor bana. Ben biraz senin ağzından inşaatı dinlemek istiyorum. Çünkü aynı soruyu Şevket'e de sormuştum. Yani neyi ifade ediyor? Çünkü güzel bir filmdi yani. Ne yazmış yine? Emrah olmasa güzel yayın diyor. Yani inşaat bizim gerçekten yani 28 günde çektik ilk bölümünü. 280 gün daha olsa giderdi yani. Öyle söyleyeyim. Ferenc'ten tut da görüntü yönetmeninden tut da bizim Şükrü'ye Ömer abi falan saymıyorum zaten. Hani onlar zaten işin projenin icatçısı. Yok be oğlum ne alakası var Adil'i. Ondan sonra yani çok çok özel bir işti bence Türkiye içinde. Şevket olağanüstü iyi oynadı yani hakikaten. Hani, Şevket olağanüstü oynadı da ödülü sen aldın. Nasıl olacak? Ödülü o da aldı canım. Beraber aldık. İkimiz birden aldık. O bir de
O filmle iki mi üç mü ne ödül aldı o. Çok güzel oynadı. Müthişti. Yani bir gitti ki ben yapamazdım açık söyleyeyim. Gözüne o iğrenç bir lens var, beyaz lens. Onu taktığı Evet. gözün iki gözünün arasında fark belirdi o sırada görmede. Yani görüşünü bozdu herif rolü oynayacağım diye. Ondan sonra yani bence az bile ödül aldı. Hakikaten ben seyrettiğimde yani ayıptır söylemesi benim çok megalomanca olacak ama ya iki kişiyle aslan gibi film çektik neredeyse yani. Yani herkesin birer Orası tane böyle. konuk oldu. Oradaki kompozisyonlarda Günay'ın kompozisyonu da çok acayipti. Bindur'un kompozisyonu da acayipti. Çok başarılıydı gerçekten. Yani ben hep şöyle dua ediyordum. Ya 50 tane filmim olacağına bir tane adam gibi filmim olsun. Yanlış dilekte bulunmuşum. Bir tane adam gibi filmim oldu. Başka da sonrasında doğru düzgün bir proje gelmedi elime. Ne yalan söyleyeyim. Hani gelseydi keşke. İyi olurdu ama çok ben sinema bilmiyorum ya sinemada abi korktuk diyorlar. Ulan niye beni aramadınız diyorum. Ben gelirdim. Abi korktuk neye korktuk? Çok para isteyeceğim gibi duruyorum oradan herhalde ben. Ya da ne bileyim böyle bir çok mu huzursuz, huysuz görünüyorum anlamadım ki. Hani, ki hani Şevket de en az benim kadar huysuzdur yani. Huysuz değilizdir. Ya biz o da titizdir, ben de titizimdir. Hani biliyorsun işte. Yani O iş disiplini başka 50 canım. yaşına geldik anasını satayım. Artık yani biraz da şımarıklık istemiyorum. Ben sete buzlu badem falan istemiyorum. Ama hani böyle makul, mantıklı şeyler. Bak soyun gelir diyor. Peki Emre Bey, siz huysuz ve agresif Konuşamayacağım. misiniz? Anasını satayım. Soyundum işte oğlum. Bekliyorum. Dur, burada soruları ben sorarım. Benim söyleyeceğim zaman güleceksin. Lütfen. Ben sorum. Hemen kırmızı çizgi çekiyorum. Hı. Oğlum pembe görünüyor bu arada o. Evet ya, aslı kırmızı ha. Pembe Ulan görünüyor dur, vallahi Şevket şimdi pembe bunun da görünüyor. screenshot'ını falan alır. Şevket oğlum Pembe pembe pembe. gözüküyor lan bu. Sen ona bir şey söylersin şimdi pembe gözüktüğü için. Ha. Var bir şeylik diye. Peki ikinci film, İnşaat İkin 2. o çok hayal ettiğimiz gibi olamadı Değil ya. mi? Çok sevmedim ben onu. Yani ben biz yaptık ama orada bir hata ettik yani. Aynı kanavadan yürümese ben hep şöyle hayal ediyordum. İkinci de oynamama ihtimalim yoktu. Yani mecburiyetten oynamadım ama hani ikinci de oynamamız lazımdı Şevket'in de benim de. Bensiz ol, onsuz ben olmazdık o filmde. Ama benim hayalim şuydu. Hazır bu kadar mafya salaklaşmışken yani millet mafya salağı olmuşken böyle çok güzel böyle kapı açıldığında nasıl mafya olunur üzerinden gitseydik iki bambaşka bir hale gelirdi. Ben çok sevmedim ikiyi. Dürüstçe söylüyorum yani. Çok sevemedim. Kötü mü olmuştu? Hayır, kötü olmamıştı. Güzel mi çalıştık? Çok güzel çalıştık. Benim oradan da hala görüştüğüm bir sürü arkadaşım var hakikaten. Ama inşaat birin arkasından inşaat iki o mu olmalıydı? O değil. Bence. Bence cevabı o değil. Tuncay'ım, ben seni hiç unutmadım. Merak etme yani. Bir yerden hatırlatmada gerek yok. Ben Tuncay Kocalı okuduğumda zaten biliyorum nereden tanıdım. Canımsın. Peki o zaman son bir şeyi değinelim. Ondan sonra bir soru cevap yapalım Emre. Tamam. Tabii sinema maceram da bununla bitmedi. Belki bilmeyenler vardır. Jean Reno'yla aynı filmde oynadınız. Evet. Kurtlar İmparatorluğu'nda. Evet. En O sonunda ya o film de mesela çok talihsiz oldu. Ben o filme bizim şeyin Kaan Ertuğra'nın yani Yeditepe'nin diğer yapımcısının aracılığıyla dahil oldum. Benim için canlı sahnelerin çok olması önemliydi. Ya ben hayatımda bir ay çalışıp da 3 dakikada biten ilk kişim odur yani. Bir ay yani 10 gün Kapadokya'da kaldım. Döndüm. Aradan bekledim bekledim. Bir kere daha bir şey oldu. Sonra bir günde bir hafta daha gittim. Yer çekimi yere batan sahne çekimleri oldu falan. Bayağı çalıştım. Filme bir baktım yok anasını satayım hiçbiri. Çünkü söyleyeyim sebebini. Chris Nahan diye bir Nahon ya da Yahudi yönetmen. Adama Kapadokya'da uçuş izni vermemişler çekim sırasında. Ondan sonra işte Ülkücüler seti basmış. Türkleri kötülüyorsun diye.
Ondan sonra işte ne bileyim işte bir sürü bir şey olmuş. Engellemişler. Yasa helikopteri uçurtmamışlar, protesto etmişler. Ondan sonra yayın şirketini ve yapımcıları tehdit etmişler falan filan. Ondan sonra adam da kızıyor. Türkiye'deki olağanüstü çektiği sahneler vardı halbuki. Hele bir sahne çekmiştik mesela. Çok detaydı yani. Çok acayip bir sahneydi. 2 gün çalıştık üstüne. Ben filmi bir izledim. Bir de Türkiye için dublajını ben yaptım dublajını. Bir girdim filme. İlk orada gördüm zaten dublaj stüdyosunda. Dedim ki abi yazık günah. Ben ya paramı marımı verdiler. Mesele paramı vermeleri değil. Telif bile aldım o işten. Türkiye'de binlerce benim de o işin telifini bile aldım. Ama inanamadım ya. Yani yoktum filmde ben. Ve Evet, ben de çok böyle şey yoktum yani. Yoktum yoktum. Bayağı bildiğin yoktum yani. Yani 2 dakika fegere altı bir şey olmuş. Ondan sonra böyle kaldım. Niye diye sordum. İşte adam yönetmen çok sinirlendi. Süresi çok uzuyordu Türkiye ayak dedi. Bilmem ne falan filan oldu. İyi peki dedim yani ne yapacak bir şey yok. Adamlar sonuçta adamları hoş tutsaydık onu söyleyeceğim. Kapadokya ve Türkiye'de ondan sonra Fransız sineması ortalamada senede 15 bin film çekiyor. 15 bin adet ayrı. En az bunun binini Türkiye'de çekerdi. Para dediğinde de yani en az film başına 15-20 milyon dolar para kalırdı Türkiye'ye film başına. Çok ciddi protesto ede ede, orada küfür ede ede insanlara işte Türkler vidi vidi değildir falan diye gerizekalılıkla o sermayeyi de kaçırdık. Ne diyeyim? Ne denir İş yani? çok He? ironik yani şu anlamda çok ironik. Türkiye'de çok ünlü bir oyuncu yabancı bir prodüksiyonla iş yapıyor. Sonra o film Türkiye'de oynadığı zaman telif hakkını alıyor. Ama kendi oynadığı dizileri defalarca Türk ekranında dönüyor ve hiçbir hak alamıyor. Gerçekten ironikmiş. Şey içinde belki bir director cut falan çıkarsa ya da DVD'de var mıydı o hani silinmiş sahneler falan filan? Yok, yok. Ben O kadar daha iyi. DVD'yi görmedim. DVD'de olabilir. Bakmadım ben DVD'ye. Yani ben filmi bir kere öyle dublajdayken kendi bölümlerimi izledim. Sonra da işte bir yerde yayınlanıyordu. Sinemaya gidip izlemedim ben filmi. Ben de bozuldum açıkçası. Yani bir ay çalıştım arkadaş. Bir ay çalıştım yani. Az, ya yani bir ay çalışmadıysam da hani repoları da sayacak olursak 20 gün net çalıştım. 20 gün çalıştığım bir filmde 2,5 dakikalık sahne ayıp oldu biraz bana ama yani yapacak bir şey yoktu. Ne diyeyim? Ama şunu da söyleyeyim ben mesela Grunge'ı okuyan bir adam olarak mesela hani o film bende de hayal kırıklığı yarattı. Yani Evet. İşte yani bir o olumsuz romanı her tam şeyi karşılamıyordu yani. tetikliyor işte. Sıkıntı orada. Yani o ne diyebilirim ki yani ben artık çok şaşırmaktan da vazgeçtim hayatta da aslında. Şöyle söyleyeyim. Ben o filmden sonra mesela o şirketle ilgili aramda bozuldu. Yani bir tek Jean Reno ile bir ahbaplığım oldu bu 10 günlük süreçte. Güzel de bir süreçti. Sonrasında da yazıştık. Beni Paris'e davet etti. Ondan sonra işte Paris'te hatta kendi banliyöde yani Paris'in merkezine yakın bir yerde bir kendi evi varmış. Oraya da misafir etmek istedi falan filan. Adama ne yaptın ondan sonra kariyeri bitti zaten. Dandik dandik Ya evet çok kötü. filmlerde oynamıyor. Ne ayak Yani varmış sende? ben ne alakası var lan Türkiye'den muhtemelen. Türkiye'ye geldi adamın kariyeri bitti. Ya ben buna sen onu anlatayım mı? Kuru fasulye pilav turşu yedirdim. Geleneksel Türk yemeği dedi. Ulan o sırada da aklıma bizim kuru fasulyeci geldi. Vardır ya şeyde. Oradan kuru fasulye getirttirdim prodüksiyona. Ya arkadaşlara daha doğrusu. Ondan sonra adama kuru fasulye pilav turşu yedirttirdim mesela. Adam uçakla helaya Fransa'ya gitti. Bağırsaklarını bozdu oğlum. Ondan sonra herifin şey diyorum sana kariyeri bitti yani. Bir daha Şaka Jandro değil olamaz. vallahi bak. Şaka değil anasını satayım. Adamın kariyerini bilmem ama bağırsaklarını bozduk. Onu biliyorum yani ya. Sen demin şey dedin ya kimse beni işte faka bastıramaz bilmem ne falan filan. Bir tane bir kamera şakası izlemiştim ama neyse onu konuşmayayım. Onu orada faka basmadım oğlum. Sen yabancım değilsin. Ben sana söyleyeyim. Onu orada Demet olmasaydı ben onun yayınlanmasına da izin vermezdim.
Yo, açık orada söyleyeyim. zaten çok belliydi yani. Yani Demet Çünkü olmasın dedim. Demet'e sarılmakta bile çok tereddüt etmiştin orada. Evet, yani çok Çok tereddüt et. sinirlendim. Çünkü benim gözaltına alındığım yerde yapıldı o şaka bana. Ve ben tiyatronuz kapatılıyor denildiğinde artık oradaki böceği, örümceği falan düşünmedim ki. Konu benim için o sırada Tabii. yani travmam tetiklendi açıkçası. Bir insanın travmasını tetiklemek, Demet'in bundan haberi yoktu. Sözüm ona, o zamanki arkadaşlarım yaptılar onu işte. Sözüm ona arkadaşlar. Onların halt etmesi yani. İnsanın bir travması varsa o travmasının benzerini yaşatmak ona şaka yapmak demek değil. Yani dolayısıyla da Show TV'de gerizekalılığın büyük bir örneğini sergileyerek her yere koydu. Milyonlarca izlendi falan filan. Ama orada çok da öyle eğlenecek bir şey yok. Ben Allah'tan kimseye zarar vermedim. Ya ben aslında onu seyrederken bunu şey Yani yaptım yani. Allah'tan kimseye zarar vermedim. Beni bilen bilir. Yani hakikaten beni orada Allah korumuş. Beni orada Allah korumuş. Yani Neyse. orada biz, yani böcek möcek bilmem ne salatadan böcek. Ben onu yiyecek zekada biri değilim. Ama tiyatro kapatılıyor cümlesinin üstüne. O Evet saatten o. sonra bana portakallı ördeğiniz bozuk çıkmış deselerdi ben orada duymuyorum ki onu artık. Yani bizde portakallı ördek yok demem yani. Şimdi o zaman şeytanın aklına gelmeyecek sorularla izleyicileri senle baş başa bırakalım. Bakalım. Buyurun arkadaşlar. Şimdi Olmaz ya. vallahi gelir bir şeyler. Abi, Emre abi. Rahmetli Gazanfer Özcan Usta ile Baba dizisinde oynamıştı. Çok güzel bir diziydi demişler. Böyle bir şey var. Emre Öztürk demiş ki tamam bitti bu tuhaf insanların öyküsü bundan sonra sizin içinizde sürecek. Yalnız kimseye iltimas geçmeyin diye Yeditepe İstanbul'un finalini söylemişler sana. O siz alttan soru yazabilirsiniz. Bunlar şeydi. Şuradan bir tane soru geldi. Öznur Hanım demiş ki sevgili Emre Bey Yeditepe İstanbul dizisinde önemli sizi etkileyen neydi diye sormuş. Travmasıydı Önem'in travmasını çok güzel oynamıştı Günay. Yani o kadar bazı roller vardır mesela. Şimdi Günay durduğunda da ciddi bir komedyen, tamam mı? Yani Günay Karacaoğlu bence bu ülkedeki en büyük kadın komedyen. Neden? Çünkü Günay baktığında da güldürür ya da iki cümle ettiğinde de gülersin. Ayrı bir şey ama eğer önüne böyle besleyeceği, onun altını dolduracağı ya da işte hikayesini yorumlayacağı bir şey koyarsan, Yeditepe'de olduğu gibi koyar. O manada çok derinime işlemişti benim. O kadar naif bir kadını, bu kadar ciddi bir komedi, büyük bir komedyenken bu kadar detaylı oynaması, hakikaten ben kadın oyuncuların yerinde olsam alır o performansı. Kadın oyuncu öğrenci adaylarının arasında oturur izlerim. Benim için yani hocalık tarafımı söylediğin için hoca olarak söylüyorum. Alın Günay Karacaoğlu'nun önem karakterindeki performansını oyunculuk dersi olarak izleyin. Çok oyuncu arkadaşımız var bizim. Komedyen kadın da az değil ama hep aynı şeyleri oynayan kadınlar onlar. Ben de aynı şeyi söyledim usta o Hep aynı konuda. şeyi oynayan kadınlar. Günay her aldığı karaktere boyut kazandırmaya çalışan bir kadın oyuncu ve hani onu beğenmemek ancak bir kompleksin sonucudur yani. O yüzden Çok. çok beğendim. Beğenmezsen kompleksin vardır net Günay'la ilgili. Ufuk demiş ki Emre abi bu soruyu Emre Bey'e sorar mısınız? Emre Bey setlerde tiyatro kökenli oyuncularla rol almayı mı ister yoksa diğer branşlardan meşhur olan kişilerle mi? Çok saçma soru olmuş. Yani oyuncularla rol almayı isterim. Benim öyle her yerde söylüyorum. Duyurana kadar da vazgeçmeyeceğim. Oyuncu bir ve tektir arkadaşlar. Mühendis gibi. Bina yaparsın, apartman yaparsın, köprü yaparsın, tren yolu yaparsın ama mesleğin mühendisliktir. Burada da mesleğin oyunculuktur. Tiyatro yaparsın, sinema yaparsın. Film çekersin, dizi çekersin. Reklam filmi çekersin. Şirket açılış partisinde moderatörlük yaparsın. Hepsinde yani bir karakter gerektiren, bir
anlatım ve bir hikayecilik gerektiren her şeyin bu mesleği yapan adamın adı oyuncudur. Dolayısıyla da yani kim oyuncuysa iyi oyuncularla çalışmayı tercih ederim. İyi oyuncu varsa oynamaya çalışırım. İyi oyuncu yoksa yapmamayı tercih ederim. Demişler ki Ankara'ya oyunlarınız niye az gidiyor? Siz demek ki tiyatroya gitmiyorsunuz. Biz ay, yani pandemiye kadar, bu sene biraz hariç. Bu sene çünkü başımızdaki bela bitmedi. İdlib, Suriye, arkasından deprem, arkasından korona. Yani kıçımızı doğrultamadık bir türlü ama ben 17 yıldır var Duru Tiyatro. 17 yıldır 2 ayda bir en seyrek, her ay en sık Ankara'ya geldim, oyun oynadım. Her oyunumu oynadım. Yani her ay bir kere oynadım bir kere. Yani her oyunumu. O yüzden hani siz tiyatroya gitmiyorsunuz ya da bizden haberdar değilsiniz. Ayşe Hanım demiş ki Emre abi tiyatro sahnesinde beraber oynamak istediği oyuncu ya da oyuncular kimlerdir? Demiş. Yani öyle bir isim yok. Yani Şevket'imi çok özledim mesela. Hani Günay, Şevket, ben, sen. Öyle biz eski tayfa. Yani bir Yeditepe kadrosunun böyle yarısı bir araya gelsek gene iyi bir iş çıkar bence. İstanbul Şahidimdir dizisi çok güzeldi benim için. Neden çok ilgi görmedi? Talihsizliği nedir diye sormuş Derya Hanım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani bir dizi niye tuttuğunu da bilmiyorum. Neden tutmadığını da bilmiyorum. Hele son 10 yıldır iyice bilmiyorum yani. Tutan dizilerin niye tuttuğunu hiç bilmiyorum. Benim dizilerin çoğunun özellikle son 10 yıldır sürekli neden 6. bölümde, 7. bölümde hani sürekli derken de 5 proje, 4 proje için konuşabiliriz bunu. 4 proje. Neden son 10 yılda böyle bir şey olduğunu bilmiyorum yani. Bilmiyorum ama denekleri değiştirdiklerini biliyorum. Mesut Cante demiş ki metot oyunculuğu, popüler ekoller, teknikler hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Neyi sormuş? Bir daha söyle. Metot. Metot oyunculuğu, popüler ekoller ve teknikler hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Bu bayağı bir üniversite dersi konusu yani benim için. Lisans dörtlere yani dördüncü sınıflara yaptığımız bitirme sınavından hemen önceki ay yapacağımız dersin konusu. Özetle şunu söyleyebilirim. Seyirciyle ilgili bir konu değil. Bu tamamen bizim mutfak meslek hikayesi. Karakter oyunculuğu vesaire. Tanımlar. Oyuncu bir ve tektir. Detayını eğer bu kadar çok ilgiliyseniz Duru Tiyatro'nun oyunculuk atölyelerine gelin. Konuşalım, anlatayım. Okey. Şurada Emre Bey için Ömer Bey sormuş. Yusuf Gül seçen karakteri neyi ifade ediyordu? Yani çok sevdiğim bir karakter öyle. Özel olarak arkadaşlar oynadığınız roller seçerek oynadığınız rollerdir zaten. Yani Yeditepe İstanbul'daki Yusuf'u çok sevmemin sebeplerinden biri de Emrah'tır, biri de Şevket'tir, biri de Günay'dır, biri de Zuhal'dir, biri de Meral abladır, biri de bizim ya sayalım işte Günay'dır, herkestir yani. Setin ortamıdır, insanlardır vesairedir. Karakteri zaten sevmişsinizdir ki kabul etmişsinizdir. Ben oynadığım bütün karakterleri bir iki tanesi hariç mecburiyette yaptığım işler onlar. Yani parasızlıktan yaptığım işler açıkçası Türkçesi onlar. Onun bir iki tane ama onlar da 580-70 bölüm dizi çekmişim ben toplasam. 570 dizilik televizyon hayatımda ki bence çok değil. Bir tane rollerden biri ama dediğim gibi yazarı özel, yöneteni özel, oyuncuları özel. O yüzden özel benim için. Bu avam alelade Türkçesi olmayan kişiler oyuncu olurken tiyatro geçmişleri bile eğitimleri bile yokken neden değerli sanatçılar buna durun bu böyle olmaz demiyor demiş Teiran nickname'li birisi. Buna bizim söyleyebilecek bir şeyimiz yok. Yani buna ne söyleyebilirim ki ben? Hani ben bir şey bilmiyorum yani. Nurhan Özenen canımız demiş ki Ataşehir Duru çok güzel olmuş. Orada oynamak çok keyifliydi. Şimdi onu birazdan daha detaylı konuşuruz. Sağ ol Nurhan. Yani elimizden gene yaptık ama kadere bak ki yaptık cillop gibi. İşin kötüsü ne biliyor musun Emrah? Yaptık her şeyini öndeki restoran kafeteryasından fuayesine, arkadaki küçük müzik holünden balkonuna, koltuğuna vesairesine. Şimdi kapattık 4 aydır orası.
Döndüğümüzde neyle karşılaşacağız bilmiyorum. Yani ve biz bütün cepteki yedek akçemizi de bunu yapmaya harcamıştık. O kadar zor ki durumum. Yani ruh halim. Ben uyku uyumuyorum. Yani beynim uyumuyor daha doğrusu. O yüzden çok sağ olun Nura. Ama bilmiyorum ne yapacağız yani. 50 yaşıma geldim ben. Hani yaşlandığımı düşünmüyorum ama hani 50 yaşıma geldim. Çok sıkıldım kavga etmekten artık. Bak. Seninki geldi diyor ki özür diliyorum yayından uzak kaldım diyor. Biz de niye bu kadar rahat konuşuyorduk diye merak ediyorduk. Şirket gelir gelmez 300 sınırımızı geçiyoruz yalnız. Tabii. Kaliteli dizi çok tutuyor. Ne düşünüyorsunuz? Çoğunun konusu belli değil. Onunla ilgili söyledi Emre. Artık hani son 4 senedir neyin tutup neyin tutmadığını gerçekten hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü eskiden bundan işte 15 sene önce televizyonda dizi tutmasının formülleri vardı. İşte hani yapımcıyla konuştuğumuzda öyleydi, senaristle konuştuğumuzda öyleydi. Şunları yaparsanız işte şunlar konulursa falan ama artık şu anda dediği gibi hiçbir formül yok ve neye göre birinci, neye göre sonuncu olduğu hiç belli olmuyor. Sevda'nın Bahçesi de güzel diziydi. Orada tiyatro oyuncuları vardı ama bitti demiş. Kopan Stare. Yani mesela. Bitiyor abi yani yapacak bir şey yok. Bitiyor. İsmini vermeyen bir troll demiş ki kavga etmeyen sanatı anlayamaz demiş. Kavga etmeyen sanatı anlayamaz mı Şirket. Peki Vurgun neden erken final yaptı diyorlar. Oğlum tutmadı işte ya. Yok ki ötesi. Tutmadı arkadaş ya. Tutmadı ya. Tutmuyor, tutmuyor. Yanlış seçimler yapıyorum da. O benim dedi. Trollüm benim. Yahşukluk da benim. Serdar herhalde SRDK'ye 7 rumuzlu bir izleyicimiz dijital platformlardaki işlerde kendisini görür müyüz demiş. Görürsünüz. Proje gelirse şu pandemi bitsin önce Yani herhalde o sağlık. da şeyi söylemek istiyor. Gelir mi sana? Bilmem. Yani gelir. Gelir herhalde. Niye gelmesin ya? Bilmiyorum ki Yani belki arkadaşlar. şimdi Vallahi. TRT işini söyledin ya, belki oradan yola çıkarak da hani Ama işte bir yürüdük. dijitalleri TRT'de yapmıyor. Bilmiyorum belki gelir. Belki beğenmiyorlardır. Hayatım beni ben nereden bileyim belki de o kadar da sizin sevdiğiniz kadar sevmiyordurlar ya da ne bileyim ben. Ali Koçak kardeşim, görsem sorunu okurdum. Demek ki arada kaynamış, yine yazmış. Abi soruyu niye okumuyorsun? Emre abi motoru değiştirdi mi? Ali Koçak. Herhalde tanıdığım birisi bu. Ali Koçak. Ha bizim Ali. Ha ne diyor? Motoru değiştirdin mi diyor. Burada bula bula canlı yayında onu mu sormaya derdi? Hayır değiştirmedim henüz. Okey. Evet arkadaşlar, şimdi soru cevaba biraz ara verelim. Biz muhabbete tekrar devam edelim. Şimdi Duru Tiyatro ile ilgili konuştuk. Duru Tiyatro'yu hani açma dürtün işte nereden kaynaklandı falan filan gibi hani bir şey sormayacağım. Sonuçta sen tiyatrocusun ve her tiyatrocunun da hayalidir hani bir gün kendi tiyatrosunu kurmak. Ama Duru Tiyatro'yu kurduktan sonra bir türlü bitmek tükenmeyen bir kavga ortamı oldu. Sürekli yani. Ve yıllarca aslında hani o demin anlattığımız o sevimsiz kamera şakasının da zaten hani senin için kötü olmasının sebebi de o. İstersen Duru Tiyatro'nun hikayesini biraz bilmeyenlere anlat abi. Dur bakayım. Oyuncu bir arkadaşım. Sanata, siyaset. Allah Allah, soruları ben sorarım. Bak yine Dur dur. alacağım jüri de Dur yok. dur diye bir dikkatimi çekti. Şunu sor. Ben de tam tersi tarihten beri aynısıdır demiştim. 10 yıldır sildik birbirimizi. İşte çok milletin çok kafası karışık bir konu. Ya yani Duru Tiyatro tamamen itirazdan doğdu zaten. Yani Bakırköy Belediye'deki o çekişmeli süreçten sonra ben o zaman kendi seçtiğimiz hikayeleri anlatacağımız bir tiyatro yapalım dedik. Ondan sonra işte ben aslında tiyatromuz koyuyordum tiyatronun adını. İşte o sıralarda bizim Sinan Tuzcu ki şu anda bizim tiyatroya döndü artık bizim tiyatronun kadrosunda. Bizim Sinan. Evet. Sinan'ı kadroya dahil ettik. Artık tiyatroyu ona ihale etmeyi düşünüyorum. Ben emekliliğe doğru gidiyorum.
5 yıl içerisinde her şeyi bırakmayı düşünüyorum Emrah. Şaka değil. Mümkün değil. Vallahi bilmiyorum mümkünatını ama arada böyle ayda 4 oyun oynayacak gibi siz de işte gelirsiniz sahne oyun koyarsınız ben de oynarım. Gerçekten yoruldum çünkü. Hani neye yoruldun diyecek olursan arkadaş bitmedi ya. Hani ben hakikaten çok mülayim böyle çok kavgayı da çok severdim gençken. Sonrasında hani sıkıldım hani Bakırköy'de bir dert. Ya neler yaşadık ya. Belediye başkanı geldi. Ben istemiyorum tiyatro dedi. Bir tanesi geldi prova yaparken üstümüze kapı kilitledi Bakırköy'de. Sonra tiyatrocular birbirlerini raporlamaya ve altlarına imza atıp tutanak tutmaya başladılar. Siyasiler gibi. Ondan sonra sonra işte biz tiyatro kurduk tiyatro. Vay benim sözüm daha az geçiyor diye bırakıp gidenler oldu. Ondan sonra yani ben çok hakikaten yoruldum Emrah. Yani bu aralar herkesten aynı şeyi duyuyorum. Emrah abi ne kadar samimi anlatıyorsun diye. Vallahi çok yoruldum. Arkadaş kazığı yemekten çok yoruldum. Gerçekten. Çünkü ben öyle balık burcu bir gerizekalı olarak hiç ticari ilişki kuramadım yani arkadaşlarımla. Hiç menfaat ilişkisi kuramadım hiç kimseyle hayatımda. Hep bir faydam olur mu diye yürüdüm hep hayatta. Ya da işte ne yapabilirim diye yürüdüm. En son bir tane oyun yaptım işte. Polisler diye bir oyun. Arkadaş dört tane benzemez oyuncu. Dördünün de vakti yok yani. Biri cumartesi pazar oynayamıyor. Öbürü pazar salı çarşamba işi var. Öbürünün bilmem ne işi var. Beş benzemez. Bir tiyatronun 200 bin lirasını çöpe attık. Of. Ya anladın mı? Ben o saatten sonra oyuncu alsam ne olur bilmem ne. İşte afişi beğenmediler. Bilmem neyi beğenmediler. Ya sen oyununu oyna. Sana ne afişten? Asılan oyununa gel oyna. Afişini beğenmiyorsan yaparız afişini. Dolayısıyla yani ne diyebileceğimi bilmiyorum. Tiyatro tiyatro 17. yılına geldi ama hakikaten benim de hayatımdan bir 10 yılı götürdü. 6,5 milyon lira para harcadım ben. Hiç karşılığı yok. Hiçbir yerde yatırımı yok. Yani şimdi 6,5 milyon liralık bir parayı alıp da bir yere koyduğunda bir bina aldığında mesela onu 15 milyon lira olarak 17 yıl sonra geri alırsın. 17 yılın içinde gerçi bu bahsettiğim parayı hesap ettiğinde aldı bir kuruşluk yani bugün kapatıyorum desem tiyatroyu işte ışığı mışığı satsan bir bok etmez ikinci eli biliyorsun. Bir karşılığı yok. Bir karşılıksız iş yaptığımızı bir sevdayla iş yaptığımızı anlatamadık Emrah biz memlekette. Maalesef. Anlatamadık yani. Herkes ne ulan bal tutan parmağını yalar. Yalamışsın işte sen. Sana otelcilik yapacağım demişsin. Devlet sana arazi vermiş. Doluluk garantisi de vermiş. Sen de gidip o ana oteli kumun üzerine yapmışsın. Sana bana hiç öyle bir şey olmadı ki. Bana 100 koltuğun 80'inin dolduracağı garantisini veriyorum. Bak bu tiyatroda salonda da gel oyna diyen kimse olmadı ki. Ben hem salonu yaptım. Hem o binayı tadil ettim. Hem o elektriğini çektim. Hem basan suyunu temizledim. Hem bilmemlisini yaptım. Hem oyununu sahneye koydum. Hem çıktım oynadım. Ben bunu evet. Söylüyorum. Ferhan abi bunun 40 katını yaptı. Şevket işte daha yeni başladı. 4. mü 5. yılı mı ne? Anasından emdiği süt burnundan geliyor. Yani ne olacak işte? Memlekette kültürle turizm yani turizm acentesi sahibinin kültür bakanı olduğu ülkede ne bekleyeceksin? Adam hayatında sorsunlar bakayım kaç kere gitmiş tiyatroya. Boş ver konsere kaç kere gitmiş. Çalıştırdığı otellerde eğer bir sanatçı konser verdiyse eşini dostunu misafire ağırlarken dinlemiştir belki. Yok adamcığım yok yani. Eğitimle kültür bunları konuşunca da çok siyasisin bilmem ne siyasisi ya. Eğitimle kültür aynı şeydir. Eğitim, turizmle kültür aynı şey değildir. Kültürden herhalde antikadan falan bağlıyorlar. Antik şehirlerden, Likya yolundan. Hani Meryem Ana bizde. Ondan da haberiniz yok. Ya o da işte yani, ne oluyor işte Antakya'daki işte, Antakya'da ilk kilise var. Biraz haberiniz olsa 100 dolara bir hafta tatil yapan Rus turisti peşinde koşacağınıza her defnedilmek için senede 20 euro ödeyen Katolik peşinde koşar. Antakya'nın çevresine otel yapar. Antakya'daki kiliseyi ziyarete açarsınız.
turizmden de haberleri yok. Abi Antakya'ya gittiler biliyorsun. O mozaiklerin üstünde o tabii. Topuklu ayakkabılarla fotoğraf tabii. Çektirdim. Orası çok feci. Peki yani, bunca şey hani... şikayetle birlikte yani tabii ki haklı şikayetle birlikte şimdi Nurhan'ın söylediği yere gelelim. Mesela hani Ataşehir Duru diye bir şey açtın. Aha. Yani birincisi zaten külfetli ve meşakkatliyken bir de ikincisi oldu. Herhalde bu da çok sık görülen bir şey değil, değil mi? Aynı şehirde bir tiyatronun yani tırnak yok. İçinde şubesinin olması. Yok, aynı şey değil. Yok yok yani, ben daha duymadım bugüne kadar. Ben de duymadım da. Yani mecburiyetten. Mecburiyetten. Hakikaten mecburiyetten. Çünkü Kadıköy'deki Duru Tiyatro. Ben 10 yıldır akşam 5'ten önce prova yapamıyorum. Yani 2010'dan beridir. Ya salonu yaptım. Fotoğraflarını bak keşke gösterseydim sana. Salonu olduğu halden bu hale getirdik. 2008 yılının ocağının 5 ocağında perde açtık Kadıköy'de. 2010'un Haziran'ında tahliye edin diye yazdı. 10 yıllık sözleşmemiz varken. Sözleşmeyi düzenleyen eğitim, milli eğitim. Salon milli eğitime ait. Şartları belirleyen o, parayı belirleyen o, kuralı belirleyen o, kaydı belirleyen o, benden yapacağım tadilatın planını isteyen o, planı onaylayan o, planı yürüten ben, planı bitirdikten sonra gelip tamamdır elinize sağlık, Allah razı olsun diyen o, 1,5 sene sonra 10 yıllık sözleşme vazgeçtik. Nereye vazgeçiyorsun ya? Ben cebimden dünya kadar para harcamışım kendime ait olmayan binaya. Nereye eyvallah diyorsun? Ondan sonra bütün gariban Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuyan çocukları tiyatroya karşı kışkırttılar. Yatakhaneden çocukları çağırıyoruz tiyatroya oyun izlesinler diye. Öğretmenleri izin vermiyor. Böyle kahpe, ahlaksız. Böyle bir döneme denk geldik yani. Uğraş uğraş, yoruldum uğraşmaktan. Orası da bir inada bindi artık. Bırakmadım orayı da. Yani çünkü elimden geleni yaptım. Yani daha ne yapacağım? Ya kaç kuruş para kazan? Bin, ya ortada ya. İşte Yeditepe diyoruz. Yeditepe ile bugün arasında Emre Karay'ın o gün nesi varmış? Bugün nesi varmış? Alt alta yazın zaten çıkar. Tiyatrodan kim zengin olmuş? Ben bir de dedikodu var. Gıybetler. Ömrüm tükendi ya. Kadıköy Anadolu Lisesi'nin salonunu gasp etmişim de. Tapusunu üstüme geçiriyormuşum da. Ulan hani o araziyi peşkeş çekecekler. Otele tiyatro var diye bugüne kadar dokunamadılar. Dua edin. Dua edin. Orada Borazancı başı var bir tane. Aldılar burayı da götürüyorlar. Peşkeş çekecekler. Toki'ye verecekler. Bilmem neye verecekler. Rezidansçı Ali Ağoğlu beyefendiye verecekler. Diye bas bas bağıracağım diye. Çünkü içerideki memur bağıramaz okul müdürü falan. Salonundaki ruh hastası bağıracağı için. Önce tiyatroyu kovmaya çalıştılar. Amaçları oydu zaten. Ama bütün Kadıköy Anadolu Lisesi'nin bütün demeyeyim bir tayfası da bunlara uydu. Anladın mı? Dolayısıyla da salonda odur budur anam ağladı akşam 5'ten sonra prova yapmaktan. O sırada da işte hiç öyle şeylerde tiyatroda rekabet olmaz, tatlı rekabet olur. İşte Das Das diye bir tiyatro vardı orada. Onlar daha konforlu, daha lüks bir şey yapmak istemişler. Bir dönümlük sahneye 180 koltuk koymuşlar. Vesaire. Sonra da başlarına çok kötü şeyler gelmiş. AVM yönetimiyle de anlaşamamışlar. Çıkıp gitmişler oradan. Bir de tatsız olaylarla çıkıp gitmişler falan. Şimdi orası bir salondu. Biz almasak başka bir tiyatrocu arkadaşa da teklif edeceklerdi. Onlar da almasalar Migros'a depo olacaktı. Niye Migros'a depo olsun? Tiyatro olan olarak yapılan bir yer. Biz de o yüzden biz işletiriz ama bu ilk defa kendi şartlarımı kabul ettirdiğim bir usulde sözleşme yaptım. Sabahleyin 10'a prova koyabildim. Yani 10 yıl sonra sabah 10'da prova yaptım arkadaş. Dünyanın büyük keyfi. Ha diyeceksin ki ulan Emre ne kadar yaptın? Anasını satayım. Kasım'da açtık. Nisan'da kapattık. Yani ne diyeyim? Şimdi şey yapacağız işte. Yani seyircimizden erken bile satış operasyonu yapacağız. Işık burada açıktayım ya. Işık burada değil. Almanya'da da yapıyorlar bunu. Şimdi erken bile satışı yapacağız. Sezon içinde herhangi bir tarihi kullanacakları bile satışı yapacağız. Umarım katkısı olur bize.
Oyuncu olmak için ne yapmam lazım demiş bir arkadaşımız. Bir Oyuncu saniye, olmak burada için soruları önce ben sorarım. seyirci olman lazım. Burada soruları ben sorarım. Bak kırmızıyı hemen şey yapıyorum. Kırmızı değil oğlum, o fuşya lan o. Yok, sana öyle gözüküyor. Şimdi bir saniye. İlknur Hanım, şey demişsiniz, canlı yayında müzisyen temsilcimizle yapmanızı istiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Müzisyen arkadaşları ben daha önce yayına aldım. Tabii ki bundan sonra da yaparız ama şu anda Agofon diye bir oluşum var müzisyenlerle ilgili. Onlarla ilgili bir video çekeceğim yarın ya da öbür gün. Onlar bana ulaştılar. Müzisyenlerin sorunlarıyla da ilgileniyoruz bu dönemde. Bir de arkadaşlar gördüğünüz gibi yani televizyonda gördüğünüz oyuncuların hayatlarının ne kadar zor olduğunu, her şeyin ekran önündeki gibi olmadığını görüyorsunuzdur. Belki bazılarınız bu muhabbetlerden sıkılıyorlar. Hani eğlenceli olsun, şakalar, komiklikler vesaire. Ama bunlar da hayatın gerçekleri. Şevket'le yaptığımız yayında da bunları konuştuk. Emre de haklı olarak isyanını dile getiriyor ve dile getirmeye de devam edecek. Evet. Şimdi bir başka şey de usta, şimdi baktığın zaman hani bizim okuduğumuz dönemde, sizin okuduğunuz dönemdeki bir konservatuar eğitimi kalmadığını görüyoruz. O ekoller kurumlardan uzaklaştırıldı. O kalifiyeli hocalar artık yok. Ya da işte ne bileyim tiyatro bölümleri kapanıyor. Bir 3 senede 4 senede bir şeyi getiriyorlar. İşte üniversite sınavıyla konservatuvar bölümüne alınacak. Yani oyunculuk sınavını kaldırıp, yetenek sınavını kaldırıp puanla tiyatro bölümüne girmek gibi abukluklar var. Ve bununla birlikte de İstanbul'da özellikle tabii ki böyle bir pıtrak gibi her yerde bir işte sanat akademisi, oyunculuk eğitimi falan filan böyle bir şey oldu. Nasıl diyeyim? Eğitim pazarı. Yani en hafif tabiriyle böyle söyleyebilirim. Tabii ki bunu layıkıyla yapanlar var. Bunların hepsini tenzih ederek söylüyorum ama her yerde işte diksiyon kursları, her yerde tiyatro eğitimi, her yerde oyunculuk eğitimi var. Bununla ilgili düşüncelerini alıp oradan da Duru Tiyatro'nun eğitim sistemini konuşalım isterim. Doğru söylüyorsun. Kapı aralığı tiyatro oyunculuk sınavı oldu dersi. Çünkü televizyon dizileri şöyle bir imajinasyon yarattı. Yurdun çeşitli kasabalarında yaşayan gençlere. Ne olacak oğlum? Bak falancadan gelmiş. Manisa Nazilli'den gelmiş. Asansöre binmiş. Asansördeyken keşfedilmiş. Falanca dizide oynuyor diye. Ya da işte Bunlar hep örnektir arkadaşlar. Aramızda Manisalı, Nazilli varsa üstüne alınmasın. Bu yer ve şehir adları hepsidir yani. Çünkü çok duyar kasıyorlar. Tabii Ha tabii. öyle mi? Öyle şeyler Tabii oluyorsa tamam. tabii. Tamamen örnek olarak verdim. Ya da işte Nazilli'den kimse asansöre binmez. Yalan söylemeyin falan. ya da işte ne bileyim kardeşim şeyde ya dizilerde böyle işte o başarı hikayeleri nesin neyi başarısıysa işte başarı hikayeleri anlatılınca arkadaşlar kopup kopup önce seyirci olmadan, bir tane kitap okumadan, bir tane bilmem ne yapmadan star olmaya geliyorlar. Bak oyuncu olmaya da değil, aday olmaya da değil, star olmaya geliyorlar. Dolayısıyla da talep var. Talebe de 3 kuruşluk eğitimiyle, birikimiyle, CV'siyle yani yapmış olan yani 50 bölüm dizide oynamış olan arkadaşların hepsi kurs açtılar şimdi. Ne diyeyim yani? Kimseye de kızamıyorum ki. Ne diyeyim? Ama çuvaldızı biraz kendimize batıralım mı yani? Şöyle de bir şey. Batıralım. Ben buna uzun Nasıl? zaman önce isyan ettiğimde yine şey oldum ben. Hani kötü adam oldum. Ben ona alışkınım da. Hani, Nasıl? Belki de ben yani düşünmemişimdir. Türkiye Yıldızını Arıyor diye bir yarışma programı vardı. Ve oradaki işte tiyatrodaki ustalarımız da orada vardı. İşte Ali Poyrazoğlu, Aliye Uzunatağan. Yani 3 ayda oyunculuk eğitimi verip orada işte herkesin kendi takımı vardı. İşte oradan işte hani mesela Beren Saat çıktı, işte Engin Akyürek çıktı falan. Şimdi o zaman şöyle bir şey oluyor. Yani çocuk diyor ki ya ben niye hıyar gibi 4 sene konservatuvara gidiyorum ki? Yani 3 ayda burada star yetiştirilebiliyormuş. Hem de konservatuvar hocaları tarafından. Yani belki onu
önüne geçebilmiş olsaydık şimdi başka bir yerden şey seyredebilirdi. Yani oradaki rol modeller, aa işte Engin çıktı, bak o yarışmadan çıktı. Ya da işte ne bileyim Beren Saat o yarışmadan çıktı, işte Ali Poyrazoğlu falan filan ders verdi diye. Böyle bir şey oldu yani. Orada da hani konservatuar eğitiminde biraz içi boşaldı diye düşünüyorum. Ya dünyanın her yerinde bu var ama. Yani dünyanın her yerinde bu var ama hani bu bir genel geçer bir durum yok ki yani. Tom Hulce'a baktığında herif Philadelphia Üniversitesi tiyatro bölüm başkanı yani Amadeus'ta bir kere oynadı. Oscar'ı aldı evine gitti. Yani ya da işte dünya çok var dünyada böyle örnekler. Yani aldı mesela bence mesela Leonardo DiCaprio bunların en başarılısıdır. Çocuk star olarak aldılar, parlattılar. Herif sonra bir ayarını bozdu. Gitti eroin, kokain ne varsa kullandı. Sonra Robert De Niro Scorsese'ye yaslandı. he? Sonra Scorsese'ye yaslandı, yürüyor. Ay Scorsese yaslanmadı. Scorsese onu aldı ve tekrar o da denilen her şeyi yaptı herif. Her şeyden yırttı. Ama hayatı ve oyunculuğundaki yaşanmışlık Pandora'sının kutusuna milyon tane anıyı biriktirerek bu yaşanmışlık koyarak bir yere gitti ve olağanüstü bir performanslar sıralaması yaptı. Amerika'da usul bu. Vahşi kapitalizmin usulü de bu zaten. Ama Emre, sana 1 dakika süre veriyorum. Çünkü 1 dakika sonra yayınımız kapanacak. Allah Lütfen. mı? Ek süre veriyorum sana, 1 dakika. Sonra bir daha açacağız. Eyvah, dur o zaman hiç konuşmayın. Kapat bir daha açalım. Orada Tamam, o cevap. zaman şu bir tane soru var orada, onu şey yapalım. Emre Bey, çünkü bunu çok sormuş Ceren Hanım. Emre Bey, klasik oyunlardan en sevdiğiniz oyun hangisi? Bunu gerçekten merak ediyorum demiş. Ben Hamlet'e bayılırım yani. 50 tane Hamlet dedik. izledim. Hintlilerden İngilizlere kadar izledim. İngilizlerden Almanlara, Afrikalılara kadar izledim. İzlemelere doyamıyorum. Yani o kadar büyük bir yazar ki Shakespeare. Ceren. Kim? Ya? Ama sadece yani o dört büyük draması vardır ya. Hani Macbeth, Kral Hamlet, Lear, Otello, Kral Lear, Hamlet, Otello. Hani Macbeth. dördü. Bu dördünü milyon versiyonda izlesem bıkmam ki az buz versiyon. En son Ian McKellen'dan izledim Kral Lear mesela. Ian McKellen oynadı ve Bence bağlar Ian alın. Holm'dur o. Ian Holm'dur. Yanlış söylüyorsun. Ian Holm değil. Nerede seyrettin? Ne Aya oluyorsun yerini oğlum? de. Ya Neyse, Londra'da dur, seyrettim. kapatıyorum. 10 saniye kaldı, sonra düşündürüz şey yap. Londra'da seyrettim. Ya Ian Holm'u ayrı seyrettim. Tamam, dur. Hadi görüşüyoruz. Emre Kınay'la bütün çıplaklığıyla gerçek yayınımız devam ediyor. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Umarım keyif alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Benim için gerçekten çok keyifli. Şevket'in bölümü de çok keyifliydi. Sizler de umarım keyif alıyorsunuzdur. 3 kere umarım, umarım dedim ben. Olabildiğince sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Muhabbetin akışı içine serpiştirmeye çalışıyorum. Emre'yi beklerken o zaman bir şarkı dinleyelim biz, değil mi? O muhtemelen... Aa, geldi. Günay Hanım daha mı içti? Ne yapalım? Cemile'cim, sevgiler, saygılar. Hola. Londra'da seyrettin sen. Ian McKellen'dan. Ya makyalı nasıl ettim? Aa, ben Olağanüstü. Anthony Hopkins'ten seyrettim. Hayatımda bir tiyatro Ian bile Holm'dan. herhalde. Hepsi onu da izledim. Hayatımda verdiğim en yüksek tiyatro bileti parasını verip izledim. İyi ki de vermişim yani. 286 pound verdim. Çok para yani. Çok para verdim ama değdi mi değdi. Şeyden izledim. Bu Bayağı benimle beraber yaşıyorlar. ne Bir güzel. şey söyleyeceğim. Ben bu arada saat 12-12 oldu. Bir soruları toparladıktan sonra bir üşüdüm, terasta içeri gireceğim. Bir son 20 dakikamızı yapalım, soruları alalım, sonra müsaade isteyeyim ben. Olur mu? Gene yaparız. Ben daha pandemi devam edeceğe benziyor. İyi, Bayramımıza değil. tamam. O abi, benim bir sürü şeyim vardı konuşacak Var şimdi. mı? O Neyse. zaman aç oğlum, aç. Yarım saatte bitirelim.
Soru değil ya. Benim kendi muhabbetim vardı canım. Ha. Soruları Yani sorarım. sonuç itibariyle ne konuşuyordum? Yani Shakespeare'in o dört ana temel İşte en oyununu... sevdiğin klasiği sormuşlardı da onu. Evet. Mesela Venedik tacirini yapmak istiyorum ben. Uzun zamandır yapmak istiyorum. Bir tane de tek kişilik Macbeth yapasım var Işıl abiye patlayıp. Yapar onu zaten. Tek kişilik Hamlet yaptı. Macbeth'i de yapar zaten. Sıkıntı Vallahi yok. yani yapabilir diye. Bir de senin şey vardı. Şeyi soracaktım ben ya. Onu unuttum. Şimdi Duru Tiyatro'daki eğitime bağlayacağız dedik ya. Yani siz hani bir eğitim yapıyorsunuz. Ben işte en son baktığımda hani 4 kişi falan değil mi? Eğitmen kadronuz 4 kişiydi. 4. 4. Tabii bu şeyden dolayı da hani sen hani okuduğun zaman tabii ki 4 hocayla çalışmadı. Hani bunun ritmik solfeji vardı, işte eskrimi vardı, sanat Bizimki tarihi, tiyatro baktığımız tarihi. atölye yani. Atölye bizimki. Yani o Aynen. eğitim Yani mesela konservatuvar demek için özel bir ders programı yapman lazım. Haftanın en az 5 gün olması lazım ve sabah atıyorum minimum 10'dan akşam 6'ya 7'ye kadar devam eden bir program yapmak lazım. Bunun adına oyunculuk eğitimi ve okulu değebilmek için. Eğer böyle var mı hafta öyle bir şey? böyle bir niyetim şu anda yok. Yani ben sadece bu işe başlayacak olanlara nasıl doğru başlanırla ilgili arkadaşlarım veriyor dersleri. Bu sene ben de vereceğim. Dolayısıyla da hani öyle bir niyetim var. Yani konservatuvar değil de benim daha çok böyle 6 kadını 6 erkek alıp bu sene de öyle bir başvuru aldım zaten. Onlardan işte burslu yapıp o 6 tanesini, diğerlerini gene eğitimler devam etsinler ama bursluları ben alayım. Onları böyle bir hani her manada at binen, kılıç kama kullanan, yakın dövüş teknikleri öğrenen falan bir hale getireyim. Star erkek ve kadın yapayım gibi bir derdim var tabii ki. Durum bu. 20 dakika dedim beni kilitledin ya. Vallahi Oğlum üşüdüm lan. O yüzden. tamam. Eyvallah. İçeride de O televizyon zaman ben merak ettiğim bir şeyi hem kendim için sorayım. Bunu Genco abi bize seminerlere geldiğinde de sormuştum. İşte hani Dostlar Tiyatrosu biliyorsun hani eskiden çok kalabalık kadrolu oyunlar oynuyorlardı işte Galileo vesaire. Ama sonrasında işte Genco abi sürekli tek kişilik oyunlar oynamaya başladı. İşte Memleketimden insan Manzaraları, işte Bir Delinin Hatıra Defteri, Can vesaire. Şimdi hani Gülay diyorum ya, Tülay'la şimdi hani iki kişilik günah. oynuyorlar. Senin de eski partnerin. Bir tek araya bir Sivas koydu. İşte 5 kişinin oynadığı. Şimdi sana da baktığım zaman sen de genelde ya tek kişilik ya 2 kişilik oyunlar oynuyorsun. Yo, 4 yaptık işte, polisleri yaptık, oynayamadık. Onu Nafile yapamadın. Yani oraya gelene. yaptım. Yaptım, oynadık, premier yaptık. Astık ama yani her şey kötü gitti. Oraya kadar. Mesela hani yani o zaman ben Genco abiye şeyi sormuşum hani neden hep hani siz artık tek kişilik oyunlar oynuyorsunuz? İşte şey dedi işte hani oyuncu kadrosu bulmakta zorlanıyoruz. İşte hani tiyatronun maliyeti falan filan gibi şeyler söylemişti. Ben de şey dedim hani hangi oyuncu Genco Erkal benim tiyatromda oynarsın dediğinde reddedebilir ki? Yani oyuncu problemi olamaz. Ama belki tiyatronun diğer bileşenleriyle ilgili hani salondu işte ne bileyim işte yevmiyeler vesaire etkili olabilir. Ama genelde de baktığım zaman hani tabii ki salon sıkıntısı var. Ama birçok tiyatroda hani hep bir kişilik, 2 kişilik, 3 kişilik oyunlar oynuyor. Sende de bu uzun zaman böyle oldu. Bu hani tercih miydi yoksa evet ya ben zaten bu tekstleri yapmak istiyorum. Benim derdimi anlatan oyunlar bunlardı. Dan mı yola çıktım? Valla ben açıkçası bir kişilik tek kişilik oyunları şu anda bu aralar arıyorum. Çünkü hani dönüşte ne olacağını bilmiyorum. Yani bu pandemiden sonra bize ne ile gelecek devlet ya da devlet gelecek mi? Ya da işte 2 metre mesafeyle bir koltuk dolu 2 koltuk boş gibi bir şey mi söyleyecek? O da belli değil. Çünkü hani çok acıklı bir haldeyiz biz tiyatrocular olarak. Çünkü tiyatronun tesisinden haberi olmayan bir kültür bakanlığına sahibiz.
Kültür Bakanlığı'nın içinde tiyatro ile ilgili görevlendirilen arkadaşların da tiyatronun tesisinden haberleri yok. Yani mesela bir tane Özgün Hanım diye birini koydular tiyatro ile ilgili şimdi. Yani Allah işte bereket versin ne diyeceğim. Yani sonuç itibariyle dönüşü bilemediğim için ben de tek kişilik oyun bakıyorum. Yapsak mı yapmasak mı? Ne yapacağız ne edeceğiz? Ama Nafile Dünya'yı seçtim mesela. O 8-9 kişiydi oynadık. Biz az buz oynamadık yani öyle kalabalık oyunlarımız var bizim. Şahmat yaptık 9 kişiydi. Yani prodüksiyona baktığında yarı yarıya yapmışız yani. Yarı yarıya kalabalık ve tek kişilik oyunlar. O Nihayet zaman onları. yani hani iki kişilik oyun var, benim oynamadığım oyun var falan filan böyle biraz baktığında şimdi Şevket de o kalabalıktan gidiyor mesela. Yakında o da tek kişiliğe döner. Çünkü öyle girmeyecek o, görecek o. Çünkü turneye gitmek kabus. Yani bak Mesela onlar da kapalı gişe oynuyorlar. Mesela Don kapalı Kişot gişe kalabalık abi. oyna doktor. Kapalı gişe oynasan ne olur? Yok, ben açmak için soruyorum bütün bunları zaten. Anladım da Bir itiraz kapalı cümlesi olarak değil. Şevket'le konuştuğunuzda anlatmışsındır. Şimdi Şevket'in Don Kişot 2, 7, 8 oyuncu. 8 oyuncu turneye gittiğinde en az 8 oda demek. Odanın tanesini 200 liradan desen 16, 1600 lira o. Yolu bilmem nesi daha hiç bir tane bile satmadan risk aldığın şey 2000 lira, 2500 lira turne kamyonu. Adam başına 200 lira yol desen, ondan sonra uçağa desen, bilmem nesi 10 bin liralık oldun. Hadi buyur bakalım. Şimdi 3 kişi de 1 kişi oturtacaksın dediğinde nasıl turne yapacaksın? Nasıl yapacaksın Öyle bir bu durumda işi? zaten imkansız. Ne, kaç liradan satacaksın bileti? 200 liradan satarsan olur. 200 liradan bilet satabileceğim bu ülkede. E biletin Mesela üzerinde %56, %50 küsur vergi var. Mesela bu tiyatroculara ben inanamıyorum. İnanamıyorum bizim meslektaşlara. Neyin yardımı ya? Ne yardım istiyorsunuz siz arkadaş? Dilenci miyiz biz? Sen vergi indirimi yap arkadaş. Uçak firmasına yaptığın indirimi yap bana KDV'de. %1 %1. yapıyorsun. Bana da %1 yap ya. Niye uçağı yapıyorsun? Herkes uçağa Yani binerse insanların kimse seyahat görüşmez. etmeyeceği bir zamanda yapıyorsun bunu bir de. Ya ettiğinde de yapsan ne olur yani? Ya onu da Gelir yapmak. vergisini 11 milyona yakın bile satılmış geçen sene memlekette. Kültür, sanat yani konser, canlı konser ve tiyatro için. Hadi bunun üçte ikisini müzisyenler satmış olsun. Tiyatro değil yani canlı müzik. Üçte birini tiyatro yapmış olsun. Ödenen vergi. Anlatabiliyor muyum? Yani ben senin vergi tarafında bir muhatabınım. Muhatap yok ya. Adı bakanlık, muhatabı yok. Kimseye cevap vermeyen bir kendini vermiş bakanlık. Kimseye cevap vermiyor arkadaş. Ben 2012'den beri bir kuruş destek almamışım. Soru soruyorum, cevap veren yok. Bilgi edinme yasası çerçevesinde soruyorum, cevap veren yok. Muhalefet ediyorum ki bilgi edinme yasası çerçevesinde bakanlığa soru soruyorum, cevap vermiyor diyorum. Allah Allah diyor. Bir de cevap Proje verdiklerinde de gönderiyorum. çok buyurun, pardon. Proje veriyorum. Proje veriyorum. Bak muhalefetin de haberi yok dünyadan. Proje verdim şimdi. Sinema Tunç Soyer şimdi duydum, bugün okudum. Arabalısını yapmış. Nisan'ın son günü salon sahne kurulacak. Üç tarafa da ekran yerleştirilecek. FM radyosuyla da oyunun sesi arabanın radyosuna verilecek. Araba tiyatrosu dedim hani sosyal mesafeyle yaz tiyatrolarını. Belediyeye de dedim ki Maltepe'de Beylikdüzü'ne kadar 200'er 300'er arabalık ama siz dedim hani bedavaya yapmayın bunu. Bedavaya yaparsanız yani falanca belediye başkanımız huzurla sunar falan gibi yaparsanız olmaz. Hani sahnenin maliyetlerini firmalara devredelim. Belediye tiyatroların geliş gidiş ücretlerini bilmem nelerini ve kaşelerini şirketler belirlesin. Siz de araba parkı açın. Hem size sorulacak soru olmasın. projeyi verdim. Almış Kültür Müdürü İstanbul'un vermiş Kültür AŞ'ye başvuracakmışım ben. Kendi projemle ilgili. Niye? O iki yer açıyoruz dedi. Maltepe ve Pendik dedi. Orada dedi oynatacağız dedi. Proje benim.
Siz bedava yapacaksınız arkadaş bunu. Evet. Sen bedavayı yaptın. Ben bir gece oynamakla ben bütün hayatımı nasıl idame ettireceğim? Ben bunu sürdürülebilir açık havada bir salon yap ki ben oynayayım. Şevket oynasın, X oynasın, Y oynasın, Z oynasın. Senin üzerinden de ödeme sorumluluğu kalksın. Hayır efendim. Kültür AŞ oyun tiyatro gruplarına uygun gördükleri, bir de böyle bir cümle var. Uygun gördükleri. Affedersiniz, hangi sol partide uygun görmek tiyatroyu? Neyi seçeceksin? Hangi bilgiyle seçecek mesela Kültür AŞ, şu andaki Kültür AŞ Türkiye'de İstanbul'da oynanacak oyunları? Nasıl seçecek? Bak sana dünkü Adize'yi anlatıyorum. Projeyi göndereyim bir bak WhatsApp'tan. Olur. Sahnede biz oyunu oynayacağız. Üç tane de ekran var. Arabalar eğimli bir araziye yapmaya park edecekler. FM dalgasıyla oyunun mikrofondan arabanın içine sesini vereceğiz. Uzakta olanların görebilmesi için de kademeli ekran koyacağız. Bunları özel şirketlere yaptıracağız. Alanı belediye tahsis edecek. Alanı belediye tahsis ediyor. Sahneyi belediye kuruyor. Ses sistemini belediye kuruyor. Falanca başkan sundu sunar yapacaklar. Bedavaya yapacaklar. Ya bir kere el işiniz. Sonra ben nasıl oynayacağım? Bütün sezon bir oyun oynayarak mı geçireceğim? Ya da ben kime vereceğim arkadaş oynadığım oyunu? Bakayım kriterlerinize uymuyor. Kriterinize uymuyor dediğinde hangi kriterlere uymadı diye sorabilecek miyim size? Yani neresinden tutsan solu sağa dökülen bir ülkedeyiz. Maalesef. Ekran başkan diye yazıyorlar. Ekran başkan işte. Bunu yapan ekran başkanın kültür müdürü. Şimdi Bana diyor ki git diyor oraya diyor, diyor. Şimdi tiyatrolara paralar kaşeler verilecek. O tiyatrolar o paraları alıp ücretsiz arabalı tiyatro yapacaklar. Arabasıyla gelenler para ödemeyecek seyirci. Peki o seyirciye sonra tiyatro biletini nasıl satacaksın? Beleşti ulan demeyecek mi sana? Yani bunu ben Nisan'ın sonunda verdim belediyeye. Elimde de var hangi gün nereye gönderdiğim. Bana utanmadan kültür müdürü diyor ki kültür AŞ yolunda yapıyoruz oraya başvuracaksınız. Kendi verdiğim projeye oraya başvuru yapacakmışım. Hadsizliğin bini bir para yani. Nerede görüyorlarsa kendilerini. Yani anlatamıyorum. Anlatamıyorum derdim. Ben tiyatrocuları da anlamıyorum. Tiyatrocu arkadaşlarımız şimdi gidip o beleşe oynamak için orada seyirciye. Yani 100 liraya bile sattığın oyunları bedavaya seyirci gelsin diye vereceksin. Üçüncü oyun oynamak istediğinde ne yapacaksın? Alamayacak ki belediye zaten. Anlatamıyorsun ama arkadaş. Yoruldum yoruldum Emrah. Gerçekten yoruldum. Yani Şimdi burada şöyle tiyatrocuların omurgasızlığından yoruldum. Bir araya gelemeyişimizden yoruldum. Kimin arabasına binerse onun türküsünü söyleyenlerden yoruldum. Aman ben politikaya, siyasete karışmıyorum deyip bilmem ne bayraklarını sallayan, rakı sofralarında sallayan arkadaşlardan yoruldum. Hangi birini söyleyeyim ki? Dolayısıyla da tabii ki böyle bir düzensiz ortamda merdiven altına oyunculuk kursu açılır. Soldan sağdan gelen adam oyuncuyum diye gezinir. 3 aylık konservatuvar, 3 aylık kursa giden de 5 yıl her gün okula derse gidip açlık içinde 3 kuruş para biriktirip o okulun parasını ödeyen çocuklarla aynı kefeye gelir. Yani Almanya'da tiyatro açmak istesen kolay mı? İngiltere'de açtık, anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Kolay mı? Burada yarın kunduracı Cemal abi tiyatro açmak istese önünde hiçbir Babacığım. engel yok. Kriteri yok abi. Kriteri yok. Bu ülkenin kriteri yok. Bu ülkenin Kültür Bakanı'nın kültür kesinden haberi yok. Yani diğer birimlerde de çok farklı değil. Yok yani. Ben kendi konumla ilgili dış söylüyorum. Ama şimdi bir şey söyleyeyim. Ya ne söyleyeyim yani? Hangi birini söyleyeyim? Hangi birini söyleyeyim? Neresinden? Bu ülkenin soludur sağının bu kadar güçlenmesinin sebebi. Orası aşikar. Bu popülizmdir. Yalvardım bütün belediye başkanlarına. Yapmayın. Ha bak, sosyalizme geliyorsa hepinizden o zaman hadi şehir tiyatrolarını her ilçeye kurun. Komünizme kadar gider bu söylediğim. Bütün vatandaşa eğitim ve kültür hizmetlerinin tamamı ücretsiz olsun.
Altına yazınca ne oluyor abi? Belediye başkanımız bıdı bıdı sizi tiyatroya davet ediyor. Ne oluyor abi? Ne oluyor öyle olunca? Ne oluyor öyle olunca? Sen ne yapmış oluyorsun yani bir makam olarak bana neyin ikramında bulunmuş oluyorsun? Ulan ben zaten vergi ödüyorum vatandaş olarak. Senin bana yapman gereken zaten var. Bu paketi ben sana veriyorum. Nereye veriyorsun ya? Hani sahilin verdiğini sol görmeyecekti? Solu da aynı, sağı da aynı. Yani CHP'lisi de aynı, MHP'lisi de aynı, AKP'lisi de aynı, İYİ Partilisi de aynı. Hepsi aynı. Bir şey değişmiyor. Ve değişmeyecekti. Değişmeyecek. Çünkü seçenin kafası değişmiyor. Herkes lay lay lomda. Değişmeyecek. Afganistan'a doğru gidiyoruz. Yalan yok. Doğru bir meydan. Sen niye oradasın? Benim niye bir sürü arkadaşım İngiltere'de? Niye abi? Niye Yeni Zelanda'ya yerleşti bir sürü arkadaşımız? Neden abi? Niçin? Paranız, çok paranız vardı. Oraya mı kaçırdınız? Yok. Yok. Şu an ben de hiçbir şey kazanmıyorum burada yani. Kapalı. İşte proje bazı. Şöyle bir sistem var burada Emre. Onu da hani bilmiyorum. Belki kafamda hani bir proje oluşturmak için bir şey açar mı diye düşünüyorum. Şimdi burada mesela dernek statüsünde olanlar mesela dışarıdan oyun getiriyorlar, değil mi? Mesela ben Duru Tiyatro'yu getirdim. Dernek statüsündeyim ama burada tiyatro yapıyorum. Getiriyorsun mesela oyunu. Diyelim ki 400 kişilik salon. Ama bilet satışın 200'ü buldu diyelim. Tamam mı? Onu mesela kalan 200 kişiyi devlet tamamlıyor. Yani o 400 kişiyi bulması Biz de onu otellere yapıyorlar hayatım. için. Biz de onu otel yapıyorlar. Alanya'da mesela bak gittiğinde Alanya'yı unutma lafını. Alanya'dan böyle kaleden devam et içi ileride. Sol tarafta yani sahil var, yol var, oteller var. O otellerin tamamı süresiz kredi, vadeli, kredili ve %80 doluluk garantisi verilen oteller onlar. Yahu otellere verilen o desteğin onda biri kültürüne verselerdi bu ülkenin. Ben turizm bakanı olsam yarın bak cirosundan bahsedeyim. Bugün alayım. Var olan cironun 3 katına çıkartırım 2 senede. Çok basit. Çok basit abi. İşte Antakya örneğiyle beraber. İşte Göbekli Tepe ile beraber. Şu andaki cironun 3 katına çıkartırım. Valla bu Ama tiyatro hikayesi de Mansur Başkan'dan bir şey çıkacak diye bekliyorum. Çünkü bütün her şey oradan çıkıyor ya, Ankara'dan. Bu tiyatroların sorunlarıyla ilgili de bir şey yapacaklar diye düşünüyorum. valla bu son dönemde tanıştığım, yani tanıdığım, yani yüz yüze tanışmadım ama gördüğüm en iyi başkan o. Kimsenin haberi yok, ben söyleyeyim. Bunu kapalı bir yerde söyledi. O yüzden aslında ahlaki de olmayabilir bu söylediğim ama Söyleme söyleyeyim. o zaman. Boş ver. Söyleyeyim ya, söyleyeyim. Yok, önemli bir şey söyleyeceğim. Kendi çabasıyla kimse ona bir şey söylemeden Ankara'da gece hayatında çalışan canlı müzisyen 650 kişiyi bulduruyor ve destekte bulunuyor. Ve bunu da afişler yapıp Mansur Başkan bunu yaptı, şunu yaptı diye her geçidin her köprünün üzerine astırmıyor. Söylemek istediğim bu. Söylemek Belki istediğim bu. o süreçte de şu yapılabilir Emre. Yani şimdi bu normalleşme şeyinde diyelim ki hani 400 kişilik bir salon, sosyal mesafe dedik. Şimdi 400 kişilik salona işte diyelim ki 150 seyirci alacaksın. Hani üçte bir, hani ikişer metre koyduğunda belki o aradaki boşluğu hani işte ne bileyim belediye finanse edebilir. Yani belediye senin oyununu satın alır. Duru Tiyatro'nun bir oyununu. Ne kadar iyi bir insansın. Belki diyorum ben. Yok öyle mi? Oradaki keşke öyle bir Mümkün değil. şey olsa yani. Mümkün değil ya. Ya Yani diyelim ki o 150 seyirciden Mahmud parayı aldın. Hüdayi Hazretlerine var ya İstanbul'da Mahmud Hüdayi. Orada lokum dağıtmak gibi davranıyorlar bize para ile ilgili bir cümle kurarken. Ben şimdi Allah'ı var. Ataşehir Belediyesi biz tiyatroyu kurarken
yani parasal olarak değil ama hani şuna ihtiyacımız var. Maddetel değil, parasal asla değil. Yani şu evrakımız var, hiç bekletmediler. Çok hızlı hallettiler her şeyi. Allah razı olsun, ayrı mesele. Ama zaten bir şey yapamazlar ki, merkezi hükümet muhalif olan belediyelerin zaten bütün kaynaklarını kısıtlamış durumda. Ama onlar da zaten onlar da zaten başka alem, başka alem. Neyse Emre, seni şimdi çok tutmayalım. 20 dakika dedin, mevzu uzadıkça uzuyor. Yani ben konuşurum, sorun değil ama sen Evet, ben üşüdün biraz ve tıkandın. üşüdüm, üşüdüm. Bir iki Tamam, soru daha okey. alayım yine. O zaman sorudan ziyade şöyle, biz ikinci bir bölümü de yaparız seninle. Çünkü benim de daha konuşacak o kadar çok şeyim var ki, yani not ettiğim Vallahi ve 4 konuşmak. saat Vallahi olur. bak, daha işte Bora Öztoprak mevzusu var. Genco abiyle bu dava aldığı, Oranın hiç kazandığı konuşulacak bir durumu. şey yok. O Bora Öztoprak konusuyla ilgili konuşacak bir şey yok. O Yok konu yok, kapandı. müzisyenliğinle ilgili canım. Yani Bora Öztoprak Ha, ve şey değil. konserler. Konserler falan filan, yoksa şahsi bir şeyden söylemiyorum. İşte hani müzisyenliğim var, bir arada şarkı söylüyorsun vesaire. Onun dışında hani yani politika konusuna girmeyeceğim de, onun başka bir yönünü seninle konuşmak istiyordum. Onları başka bir yayında konuşuruz ama Bir her hafta şeyin sonra gene son. yapalım. Bir Okey. hafta sonra Bir hafta sonra cumartesi. mesela, yani bir Yani belirli konuşuruz. cuması ya da pazar öncesinden duyurum Konuşuruz. yaparız iki sayfadan da. Okey. Tamam mı? O zaman İki gün. şöyle bir O şey zaman daha yapalım. çok hem müzik hem tiyatro hem vesaire sinema. Okey. Tamam. Şu anda varsa sorun, daha bir 10 dakikamız var. 10 dakikamız varsa o zaman ben her yayın sonrasında şöyle bir şey yapıyorum Emre. Yani bunu son zamanlarda icat ettiğim bir şey. Sana bir isim söyleyeceğim ve bu sende ne uyandırıyorsa, olabiliyorsa tek kelimelik bir cevap, olmuyorsa uzunca bir cevap. Tamam. Okey. Beriban. Rating rekortmeni ilk dizi. Müşfik Çok şey. Yenter. Çünkü bunlar çağrışım yapmasın diye böyle bir oradan bir oradan yapıyorum. Şu Ha, arka çok kez. şey yani, çok şey. Baba, hoca, abi, kardeş, dost. Çok şey. Mimar Sinan Konservatuvar. Artık hoca olarak dönmeliyim diye düşündüğüm yer. Hoca olmam lazım oraya. Hoca olmak istediğim bir yer yani şu anda. Okay. Yılan hikayesi. Çok fazla anı, çok fazla dost, çok fazla özlemek. Zeliha Berksoy. Negatif. Hiç karşılığı yok. Hiç. Olumsuz. Küçükçekmece. Küçükçekmece. Çocukluğum, gençliğim. Ömer Vargı. Dünya şekeri adam. AKM. Yazık. Yusuf. İnsan. Ama bu çok ayıp bir şey. Osman Yağmur Dereli. Çok kızılası ama yanaklarını mıncıklayarak öpülesi adam. Allah rahmet eylesin. Duru Tiyatro. Ömrüm. Mehmet Ulusoy. Türkiye'nin sahne sanatlarındaki en büyük kaybı. Yeditepe İstanbul. Ali Ulvi Hünkar. Işıl Kasapoğlu. Bir bebeğin ilk adımları benim için. Kadıköy. Nefes almaktan her gün çok mutlu olduğum tek yer. Türkan Derya. Dost ve çok güzel bir koç. Orhan Atasoy. Ha. Ah, o gemide keşke ben de olsaydım. Genco Erkal. Usta kelimenin tam karşılığıyla, ama çok kızılası bir usta. Ve son Duru. Nefes alma sebebim.
Ağzına yüreğine sağlık Emeciğim. Bunu bölüm 1 olarak Bu bölüm bir. sayalım. Önümüzde 313 kişi var şu anda. Duyuralım. Önümüzdeki hafta cumartesi. Biraz daha belki geç bir yayın. Ya da cuma gecesi yapalım mı? Daha iyi olur. Cuma Okey, bitsin. olur. Bence cuma Senin fikrin pandemi uygunsa Cuma'ya. hem de böyle şeye gir yasaklara başlamadan böyle başlarız bir 10.30 gibi falan. Okey. 22.30 gibi ondan sonrası devam eder bunu. O zaman Cuma günü 22'de görüşmek üzere Cuma canım. akşamı 22'de milyon tane gıybetle. Aynen. Kalan Gündet şeyler çekiştireceğim daha bütün box starları. Bak sana reklam yapıyorum şu anda. Güneşin kızları ile ilgili konuşacağım. Güneşi Eyvah. beklerken ile ilgili konuşacağım. Ondan sonra ne? Onlardan Güneşli soru güzel günler soracağım. göreceğizle ilgili konuşacağım. Güzel, evet, güzel günleri nasıl göreceğiz? Bunlarla mı göreceğiz diye konuşacağım. Daha Güneş neler balçıkla sıvanır mı? Onu da konuşalım. konuşacağım. Bütün Onu da güneşle ilgili her şeyi konuşacağız. konuşalım dostum. Çok sağ ol, var Sen ol. de sağ ol. Ağzına, yüreğine sağlık. Canımsın. Çok Samimiyetine çok teşekkür çok ederim. teşekkür ederim. İzleyenler için de farklı bir yayın oldu diye düşünüyorum. Kah güldük, kah ağladık, kah Aynen. sinirlendik. Soruları da ben sordum. Pembe Şevket'i çizgimiz trolledim. de vardı. Şevket'e haber ver. Cuma akşamı 10.000 olduğunda soyunacağım. Söyle Şevket'e şimdi. Tamam. Cuma akşamı 22'de 10.000'i bulursak soyunacağım. Komple. Okey. Ben şimdi yazarım ona. Sağ ol, var ol Ben de Emre'cim. sağ ol. Haftaya görüşmek üzere. Bu Haftaya arada görüşürüz. Salı günü çok sürpriz bir konuğum var. Hepinizin çok keyif alacağı birisi. Şu anda söylemiyorum. Nazar değmesin diye. Pazartesi akşamından zaten duyurusunu yaparım. Yayını kaydedeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Kayıt altına alıyoruz. Aynı zamanda YouTube kanalından da yayınlayacağız. Usta, var ol, sağ ol. Duru'ya Ben da kocaman sarılıyorum, öpücükler. Benim elim varmıyor konukları yayından almaya. Sen kendini gidiyorum. 5 saniye sonra imha edersen Jim çok sevinirim. Seviyorum seni. Kendine çok iyi bak. Ben Hoşça kal. sağ ol, var ol. Evet. Emre Kınay'la yaptığımız bu şahane sohbetin sonuna gelmedik. Sadece bir ayraç koyduk, bir virgül koyduk. Her zaman söylediğim gibi sizinle çayın deminde, kahvenin buğusunda, şarabın kızılında, rakının akında ya da çorbanın tadına ama en önemlisi yüreklerinizin gamında buluştuğumuz için çok çok mutluyum. Bu akşam da beni yalnız bırakmadınız. Salı günü dediğim gibi gerçekten çok önemli bir konuğum olacak. Konuştuk. Salı akşamı bizimle birlikte olacak. Ama şimdiden nazar değmesin diye bir şey söylemiyorum. Ama Türkiye'nin çok çok önemli oyuncularından bir tanesi. Bizlerle birlikte olacak. Pazartesi günde zaten duyurusunu yapacağım. Sağ olun, var olun. Yalnız bırakmadınız, yarenlik ettiniz. Her yayına da katılıyorsunuz. Salı akşamı bir aksilik olmazsa saat 22'de tekrar buluşuruz. Eyvallah.